4 Ekim Pazar Türkiye At Yarışları Televizyonu'ndan, Tay TV'den, Son Düzlük'ten herkese mutlu pazarlar. Güzel bir pazar sabahı diliyoruz. Ben Hakan Can Tınaz, program arkadaşlarım. Sevgili Tolga Nimal ve Eray Balcı ile birlikte dolu dolu bir Son Düzlük'te birlikte olmayı umut ve ümit ediyoruz. Yaklaşık 2,5 saat sürecek olan programda bizler tabii birazcık buruk ayrılacağız. Neden? Çünkü bir hafta ara vermiş olacağız ama sizler umarız ekranlarınız karşısından keyif almış şekilde ayrılırsınız dedikten sonra klasik sorumu sormak üzere Tolga'na dönüyorum. Nasıl geçti dün Tolga'nın senin için, neler söyleyeceksin? Klasik ve güzel bir cumartesi günüydü. Evet. Yayın sonrası eve geçtik. Gazete yazımızı gönderdik Fanatik Hipodrom'a. Sonrasında keyifli yarışları takip ettik. Ankara'da ve akabinde İzmir'de güzel ve sürprizlerin de yaşandığı iki güzel keyifli yarış programını izledik. Ve stüdyodaki yerimizi aldık. Yayına da hazırlandık. Bugün de birbirinden önemli koşular var. Özellikle Veli Efendi Hipodromu'nda iki tane Grup 1 koşunun keyfini yaşayacağız. Long Runner bir tarafta, günün ciddi favorisi. Diğer tarafta Fines de muhtemelen AGF'de, çok yüksek AGF ile çıkacaktır. Öncesinde de beraber koşacaklar mı diye beklenirken ayrı koşuları tercih ettiler. Long Runner Grup 1 Fatih Sultan Mehmet koşusunu 1600'ü tercih etti. Fines zaten beklenen yarış, uzun mesafeli Türkiye Jockey Kulübü koşusunu tercih edince bize de iki ayrı klas atı, farklı koşularda izleme şansı doğdu. Bakalım performanslarını bizler de merak ediyoruz, bütün yarış severler gibi. Evet Eray, senin için nasıl geçti, sen neler söyleyeceksin? Vallahi dün yarışlar 11.45'te başladı Diyarbakır'la. En son gece kaçtı bilmiyorum, bittiğinde İzmir'le bitirdik. İzmir'i noktaladık. Soluksuz yarış izledik, öyle söyleyeyim. Güzel bir gündü. Arada maçlara baktık, arada yarışlara. Günün hazırlığı derken yoğun geçiyor cumartesi günleri. Evet. Bir kez daha burada yarı sever dostlarla buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tekrardan bütün dostlara selamlar. Evet. Eray'ın da söylediği gibi yani Diyarbakır yarışı gündüz yayında başladık. Gece geç saatlere kadar devam etmiş. Tabii o koşulardan bazılarını değerlendiriyor olacağız ama katkı ve katılımlarınız yine programın başından itibaren gelmeye başladı. Biz de yine adettendir deyip hatırlatalım. Arkadaşlarım ekrana versinler hemen Twitter adresimizi. Katkılarınızı bekliyoruz. @cantinazhakan bizlerin Twitter adresi ekrana çıkıyor şu anda, görüyorsunuz. Varsa mesajlarınız, sormak istedikleriniz yazabilirsiniz. Ve tabii ki bizim attığımız son tweet'i kendi listelerinize retweet ederseniz daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Bu anlamda da açıkçası sizlerin katkıları, destekleri önemli. Yine sosyal medyada Instagram üzerinde de varız. Henüz takibi almadıysanız takibi alın deriz. Son Düzlük 2019 bizim Instagram adresimiz. Instagram'dan da katkıda bulunabilirsiniz dedikten sonra son olarak tüm yayınlarımız YouTube üzerinde var biliyorsunuz. Canlı olarak HD kalitesiyle izleyebiliyorsunuz. Programı başa sarabiliyorsunuz. Yarışları, tüm gün içerisindeki yarışları da canlı bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Ve bunları da arzu ettiğiniz takdirde başa sarıp tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz. YouTube'un bu özelliği Tay TV hesabında var. Dolayısıyla henüz üye olmadıysanız YouTube'da Tay TV yazıyorsunuz. Ekranda gördüğünüz gibi hemen üye olmanız yeterli. Ücretsiz biliyorsunuz ve HD kalitesiyle de izleyebiliyorsunuz. Tabii mesajlar gelmeye başladı. Hemen şöyle bir bakalım, arkadaşlarım da ekrana versinler sizlerin katkılarını bu güzel pazar sabahında. Tabii teşekkürlerimiz var. Kendi listelerine gönderen arkadaşlarımız var. Her birine teşekkürler. Cemal'e teşekkürlerimizi iletiyoruz Zeytinburnu'ndan. Selamlar abiler demiş. Yine aynı şekilde Hüseyin kardeşimiz ve Padok Store, Hakan Kılıçarslan ve Ramazan Torkak kendi listelerini retweet edenler, teşekkürler diyelim. İstinyeganyan bayimizden sizlere ve izleyen herkese kazançlı bir pazar günleriz. İyi yayınlar demiş. İstinyeganyan bayi nezdinde tüm dostlarımıza da, tüm Ganyan bayisi dostlarımıza sevgilerimizi iletiyoruz. Hakan Kılıçarslan abi yayınlar diliyorum. Eray ve Tolga kardeşime de selamlar demiş. Biz de selamlarımızı, selamlar, sevgilerimizi iletiyoruz. Çağatay Yaylacı, iyi yayınlar Hakan abi. Erbağ'dan bol bol selamlar. Eray ve Tolga Bey'e de selamlar. Günlerden has afet diyoruz demiş. Tokat'a, Erbağ'da biz de Çağatay Yaylacı nezdinde selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Nerede o eski atlar? Hakan Bey iyi yayınlar. Özgün yarışı bekliyoruz sizlerden nostalji köşenizde demiş. Bulamadım, öyle söyleyeyim sizlere. Çünkü bayağı bir arşivi karıştırmam gerekiyor. Onların hepsi video kasetlerde. Ama bulduğum ilk fırsatta tabii ki sizlerle paylaşıyor olacağım Özgün yarışını. Tüm Son Düzlük ekibine ve izleyicilerine günaydınlar, selamlar. Herkese sağlıklı, saatli, neşeli, güzel bir pazar günü dilerim. İyi yayınlar demiş Cenk Erenler'e de. Aynı şekilde
biz de karşılık verelim. Bu güzel pazar sabahında tüm yayın ekibinize ve size selamlar abi. Annemle birlikte kahvaltı yaparken sizleri izlemek için TV karşısındayız. İyi yayınlar. Annemin de çok selamı var sizlere. Severek benimle birlikte takip ediyor demiş Ramazan Doğan. Ramazan Doğan'a ve değerli hanımefendiye, anneye de selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Ellerinden öpelim. Engin Tekin'e iyi yayınlar abi. 7. Harika Pamukkale'den selamlar demiş. Pamukkale'ye, Denizli'ye de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Pamukkale'de ülkemizin hakikaten çok güzel yerlerinden, mekanlarından biri. Tatil yörelerinden biri diyebiliriz. Hayırlı pazarları, iyi yayınlar hepinize demiş Harun Kutlu. Teşekkürler. Yine İzmir'den günaydın, mutlu pazarlar, iyi yayınlar. Long and Power mı Selim abi demiş, bir paylaşımda bulunmuş. Yine Kafkaslı 01 Adana 741 numaralı Ganyan Bayi'nden mutlu pazarlar, iyi yayınlar, tüm yarış severlere bol şanslar dileğiyle demiş Kafkaslı 01. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hepinize sağlıklı günler, iyi programlar, sevgi ve selamlarımla demiş Süleyman. Caner paylaşmış, sağ olsun. Orhan Demirkıran, hayırlı pazarlar abi. Maşallah sabah 4'te kalkıyorsun, oradan oraya koşturuyorsun, enerjin süper demiş. Sabah tabii idmandaydık, sabah erken saatlerde. Orhan da onu söylüyor. 4'te başlıyor bizim mesai tabii sabah idmanda. Oradan da erken çalıştığı için atlar. Oradan da buraya geliyoruz. Peki, devam ediyoruz. Serdar Demirtaş, hafta sonlarının olmazsa olmazı, iyi yayınlar arkadaşlar, mutlu pazarlar demiş Serdar Demirtaş. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Bilal Günay, günaydın, iyi yayınlar Hakan abi demiş. Biz de teşekkürlerimizi iletelim. Akbaş, pansiyon arası, günaydın. Güne umutla başlayanlara günaydın. Günaydın, bana da bir günaydın diyecek yok mu diyenlere günaydın. Mutlu pazarlar demiş. Biz de Akbaş arasına, biz de ekip olarak günaydın diyelim bir kez daha. İstinye'den selamlar, iyi yayınlar mesajına teşekkürler. Erol Erdoğan, mutlu pazarlar. Sağ olsun, çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yine aşağıya doğru indikçe bakıyoruz, sizlerden gelen mesajlar var. Kendi listelerine gönderenler var. Longrunner maşallah çok kaliteli bir şampiyon. Hele ki kısa mesafenin babası, efsane, sabırlı bile olsaydı Longrunner'ı ezer geçerdi, sabırlı ama nasip olmadı demiş. Boş ver gitsinlikle kardeşimiz, arkadaşımız. Volsan, tabii dün akşamki biliyorsunuz ülkemiz aygırlarından çok da açıkçası beklentilerin çok yüksek olduğu Swiss Sky Driver'ın babası Daredevil ülkemizde. O yarış sonrasında attığım bir tweet vardı. Çünkü bir anda gündem satılsın mı satılmasın mı oldu. O gündeme düşünce tabii açıkçası hepimiz şaşırdık. Çünkü yani tartışılması bile bana tuhaf geldi. Bilmiyorum, sizin fikirlerinizi konuşuruz ama o anlamda onunla ilgili yazmış. Bu arada yoklamalar geldi. Fatih göndermiş. Evdeyim, yok yazılmadık inşallah. Valla hani Orhan bana atmış, sabah 4'te oradasın, burada buradasın. Beni yayına bıraktı. Şimdi yetişmiş karşıya, eve gitti. Valla bravo. Vallahi bravo. Dolayısıyla yok yazılmadık tabii. Yani ben yayına çok az saat kala buraya geldim. Bıraktı. Oradan da karşıya eve geçti. Atçılık çok güzel ama şu erken kalkmaları da olmasa diye Fatih abinin öyle bir söylemi oldu geçen hafta. Ama maşallah starttaki yerini de alıyor her yerde. İyi ayak uyduruyor. Evet, ayak uyduruyor. Atçılık çok zevkli ama dedi şu çok erken kalkmalar da olmasa dedi. Değil mi? Doğru söylemiş. Ama yine de. Ama yok, o hep dakiktir. Sabah harika. Böyle hani saat 4'te 4.30'da nerede hep o şeyimiz yok yani. Bravo. Dolayısıyla bu anlamda da biz de teşekkürlerimizi ederim. Ne ara bıraktı, ne ara gitti evde yayının kaydı, yok yok yazmadık. Dolayısıyla sevgiler diyoruz. Evet, mesajlar geliyor tabii. Evet, atçılık çok zevkli, erken kalkmaları olmasa da gülücükler gelmiş dolayısıyla. Bu işin bu böyle de güzel yanı var. Ama gülün yani, dikeni artık bu. Gülün dikeni ama ondan sonra da gece akşam saat 7'lere kadar bir de uykusu var bu işin. Gidince bir de uyumak var. Pekala. Buradan... Bir de nöbete dikiyorsun. Değil mi? Tabii. Fatih abi de. Değil mi? Sonrasında bir de otur yayını izle. Bir de yayını izle. Vallahi doğru. Zor. Onun da işi zor. Evet. Ömer Dağ. Umarım satılmaz demiş. Atçılığımıza sınıf arttıracak bir aygır bulmuşken satmak gerçekten doğru olmaz demiş Ömer Akdağ. Şimdi Ömer Dağ kardeşimiz. Tabii kimden bahsediyoruz? İzleyicilerimize kim satılıyor? Kim satılmıyor? Onları merak ediyor tabii. O koşuyu izleyeceğiz. Laz Uşağı 53 demiş ki Rize Pazar'dan hepinize selam abi. Çay sezonu bitmek üzere, dağlara karın yağması yakındır. Dağlar dumanlandı abi demiş Rize'de. Hakikaten şimdi Karadeniz'de güzeldir değil mi? Eray sen bilirsin şimdi bu mevsimde Karadeniz'in neler söyleyecek. Son sürüm çay da bitmek üzere. Sezonun büyük yorgunluğu, yoğunluğu en azından bizim o civardaki insanlar için geçmek üzere. Hepsine geçmiş olsun inşallah. Hasat güzel geçmiştir.
Onun dışında artık yağmurlu günler başlıyor. Zaten Karadeniz dendiği zaman 12 ayın neredeyse 10 ayı full yağmur. Bundan sonra da o yoğun yağmurlu günler bizim dostlarımızı bekliyor. Allah da o konuda yardımcılar olsun. Kolaylıklar dilerim. Önemli olan o yağışların afete dönüşmemesi tabii. Zaman bütün zaman dileğimiz de bu. Dönüşebiliyor maalesef. Evet. Evet. Bu arada diğer yoklama da geldi. Tabii sınıfın en çalışkan iki şeyi diyoruz. Zafer abi de mesaj gönderdi. Şimdi güzel de bir fotoğraf göndermiş. Dolayısıyla biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Sevgiler. Sevgili Mustafa Özdemir ve Murat Birol Kayım'la beraberler şu anda. Ve ondan selamlar. Sonra biz de her ikisine de selamlarımızı, selamlar. Sevgilerimizi, her üç dostumuza da selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Hem Mustafa Bey'e, Murat Bey'e, hem Zafer abiye buradan selamlar, sevgiler diyelim. Hakikaten şunu söyleyeyim. Çok değerli dostları bir arada görmek böyle. Akçılar ciddi, her değerli büyüğümüzde ciddi katkılar veriyorlar. Selamlar hepsine. Evet. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Hem Mustafa Bey'e, hem Murat Bey'e, Murat Birol Kayım'a, hem de Zafer Eğil'e, Eğil'le Ekürüsü'ne. Hakikaten Diyarbakır'da değil mi? O öyle bir yer. Yani şöyle söyleyeyim. Genelde iklim olarak baktığımızda değil mi? Genel anlamda hani daha sıcak, daha nasıl söyleyeyim? Kurak bir iklim olarak düşünün ama yani 12 ay yeşillikler içerisinde harika bir ortam. Biz de buradan selamlarımızı bir kez daha iletiyoruz dostlarımıza. Peki, iyi yayınlar günlerden Adana Demirspor. Selamlar demiş Murat Çağımlı. Biz de selamlarımızı iletelim. Levent Akalan, hayırlı yayınlar abim demiş. Dün İzmir'de son ayakta 14 numaralı çift ağa banko seçin Adana'dan Ali Turşağım'a teşekkürler demiş. Günaydın, selamlar, saygılar. Oğlum Kerem'le sizi izliyoruz. Sizlerden naçizane bir doğum günü hediyesi bekliyor demiş. Orhan Arpacı, başarılı yayınlar diliyorum Hakan Bey kardeşim. Mavi Yürekler'den Orhan Arpacı, Köln'den selamlar demiş. Almanya'ya, Köln'e de selamlar ki teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hayırlı pazarlar, iyi yayınlar. Güzel bir pazar sabahı. Bütün atların ayakları düz bassın derken. Günaydın sevgili Hakan Eray Tolgan. Tuzla'dan kucak dolusu selamlar demiş. 288 numaralı Ganyan Bay Cihan Kurt. Şevket Akyüz, iyi yayınlar. Keşan'dan selamlar. Ülkemizin bir güzel diğer tarafından da Keşan'dan selam, sevgi geliyor. Hakan Bey günaydın. Bugünkü İstanbul'da grup koşularında az atlar var. Neden acaba? Bunu değerlendireceğiz tabii ki. Hırçın Karadeniz'in sakin limanı Ordu Perşembe'den selamlar. Long Runner Finance Kingsman üçlüsü bugün yarışlarlar için sakin liman olur mu? Tüm ekibe, sizlere ve kıymetli seyircilerimize sağlık, mutlu pazarlar diliyorum. İyi yayınlar demiş Erdem Akbaş. Yine iyi yayınlar, güzel insanlar. Bugün hayvanları koruma günü. Lütfen onları sevelim, unutmayalım ki onların da bir canı var mesajı gelmiş. Evet, sıcak bir Kuşadası sabahından. Bugün ülkenin her yerinden mesaj geliyor. Artık ben karıştırdım trafiği. Selamlar, günaydınlar, iyi yayınlar. Eray ve Tolgan kardeşime de sevgiler, saygılar. Günün sözü demiş, aklı kısa olan kişiye uzun cevap verilmez. Konfüçyüs. Bak, güzel bir cevap. Aklı kısa olan kişiye uzun cevap verilmez. Pekala. Mutlu pazarlar. Long Runner Nimet Kurtel Bey'e taarruz koşusunda Recep Avşar ve Hacı İpek ve Adem İpek Bey'lere bol şanslar mesajı gelmiş. Yine cahilsin, okur öğrenirsin, gerisin, ilerlersin, adam yok yetiştirirsin, günün birinde meydana çıkıverir, paran yok kazanırsın. Her şeyin bir çaresi vardır fakat insan bozuldu mu bunun çaresi yoktur demiş. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın güzel bir sözünü paylaşmış kardeşimiz. Evet, üç güzel insan, hoş geldiniz. Bugün keyifli bir program bizleri bekliyor. Pazartesi Bursa Salı Kocaeli'de yarışımız var. İzlemeye gideceğim. Üç güzel insandan birine rastladım mı kahve sözü almak istiyorum sevgiler. Salı oradayız, Kocaeli'deyiz. Dolayısıyla Salı günü inşallah karşılaşırız hipodromda. Salı günü Kocaeli'de birlikte bir kahve içmek biz de dostlarımızı tanımak tabii ki mutlu eder. Gelen varsa tabii ki bekleriz her zaman. Biz Perşembe Ankara'ya tercih ettik. Perşembe Ankara, biz Salı Kocaeli'de kısmetse diyelim. Günaydınlar Hakan abi. Bugün günlerden Beşiktaş, bugün günlerden Long Runner abi. Pazar keyfimizi yine renk kattınız, adamsınız demiş. Teşekkürler. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar dilerim. Hepinize selamlar. Acaba atçılığı mı bırakıyor Gülerce Kürüsü? Atları satılığa çıkar diye duydum. Kan değişikliğine gitti. Yeni antrenör değişikliği oldu bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla atçılığı bırakmak demeyelim aslında baktığımız zaman.
Evet, bakıyoruz fotoğraflar gelmeye başladı çünkü cepten. Siz de bir kontrol edin, soruyu herhalde bir kontrol edersen. Cuma Teknemi, günaydın Hakan abi, yeni herkese selamlar olsun. Babamın da hepinize selam var demiş, çok teşekkürler. Günaydın abi, gündem konusunda ben de bir katkı yapayım. Sonraki süreçte aygır alımlarında tek söz sahibi olmak istiyorsak, Devrevili satmak yerine Şanlıurfa'ya aşıma yollamalı demiş. Herhalde bir şey. TCK, Devrevili bunu yapan TCK bize neler yapmaz ki diye korkar yabancı haralar demiş. Öyle bir espriyle yaklaşmış. Özgür Efe Kandur, Hakan abi günaydın. Hafta sonu İstanbul ve İzmir yarışları bizi bekliyor. Tüm atların ayakları düz bassın. Ben de katılayım ödüle demiş. Ödülümüz de, onu hemen bir gösterelim. Günaydın dostlar, tüm izleyenlere iyi pazarlar demiş. Özgün yarışı bekliyoruz sizlerden mesajı var. İzmir'den Ferdi Korkmaz. Yine şeref dostumuza teşekkürler. Günün sözü, mükemmel olmadığımı biliyorum ve mükemmel olmak için yaşayamam. Parmaklarınızla beni göstermeye başlamadan önce ellerinizin temiz olduğundan emin olun. Bob Marley'in güzel bir sözü değil mi? Mükemmel olmadığımı biliyorum ve mükemmel olmak için de yaşayamam demiş. Ama parmaklarınızla beni göstermeye başlamadan önce ellerinizin temiz olduğuna emin olun. Çok güzel, derinliği olan, evet, değil mi? Önce bir kendinize bakın demek. Bakın kendinize diyor, değil mi? Selamlar abiler demiş yine Cemal kardeşimiz. Şimdi çokça mesaj var. Son bir parti bakacağız. Abim günaydın. Kraliçe, Enable ve Ark yorumlarınızı bekliyoruz abim. Saygılar demiş. Hakan Bey yayınlar dilerim. Kocaeli'ye geldiğinizde Kocaeli Üniversitesi'nde beklerim müsait olursanız. Selamlar ve sevgiler dilerim. Bu arada sizi küçük dostumla birlikte izliyorum demiş. Biz de selamlarımızı iletiyoruz dostlarımıza buradan bir kez daha. Evet, Koca Kurt, 161 numaralı Ganyan Bayi'nden Eray abi ve Tolga'na da selamlar mesajları var. Biz de tabii ki selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz bu dostlarımıza, bize selam gönderen tüm dostlarımıza. Evet, Mert Alpay'a abim günaydın demiş, Kraliçe Enable yarışından bahsetmiştik zaten. Aşağıda Ali Aslan, günaydın benim abim, iyi yayınlar. Tolga Eray abime günaydınlar, selamlar, sizleri ayrıca keyifçe izliyoruz. Allah'a emanet olun, kral yaptı yapacağını Ali Bey demiş. Dün tuttuğumuz iki isimden biriydi, 11-1'di değil mi? Zafer Ateşi ile Ali Bey dün ön plana çıkardığımız iki hafta son ayakta ki Ali Bey tam burun ucuyla koşuyu kazandı ama Onar Bey'in de yarışını göz ardı etmemek gerekiyor. Abim, 1010 numaralı bayiden çok selamlar. Balıklı kardeşim Engin'leyiz abi demiş. Biz de rastgele diyelim değil mi? Hayırlı işler, hayırlı olsun. İşleriniz olsun inşallah. Bereketli sezonlar yaşayın diyelim bu değerli kardeşlerimize ki hani balık da yine ne kadar güzel bir ülkemiz var mı, var değil mi? Ülkemizin hani üç tarafı denizlerle çevrili ve hani taşı toprağı ve denizi de değil mi bereket fışkırıyor. Tabii. Dolayısıyla bu anlamda da bu güzel ülkemizin, vatanımızın kıymetini bilmek lazım. O denizleri temiz tutmak lazım. Atıkları denize atmamak lazım. Plastik kullanımını azaltmak lazım. Finalde bu plastikler dönüp dolaşıp tabii, ya akarsular vasıtasıyla ya kanalizasyonlar vasıtasıyla denizlere dökülüyor. Bu da oradaki canlı yaşamını tehdit ediyor. Oradaki plastik atıklarla, o nano parçacıklarla beslenen balıklarla tekrar bize geliyor. Dolayısıyla da biraz daha özen göstermek, plastik kullanımını azaltmakta fayda var. Evet. Beşiktaş maçını soran dostlarımız var. Eray, yine Ayhan Tors'un aşağı giden en güzel yol demiş. Veliefendi Hipodromu'ndaki o... Harika. Piknik alanına giden yol. Giden yolu paylaşmış. Yine... Herkese sevgiler, selamlar. Yine İzmir'den bugün İzmir koşuları King Tamer'e dikkat, bol şanslar demiş. Yusuf Takak paylaşmış. Yine Rhythm Divine, iyi pazarlar herkese, selamlar. Cumartesinin yoğun geçtiği günlerime, gözlerine yansımış abi. Yine de enerjin çok güzel demiş. Yani cumartesi tabii yoğun şöyle geçiyor. Program. Program sonrasında yazılar. Yazılar, gazete yazıları, hazırlıklar. Sabah 4'te de idman. Yani böyle olunca tabii bir uykusuzluk ve tempomuz oluyor. Hani hafta sonumuz yok hiçbirimizin. Evet, yok. Dolayısıyla evet, bu anlamda ama sizlerle birlikte olmak çok güzel. O enerjiyi de sizlerden alıyoruz. O da 2 kere 2, 4 net. Evet, Asi Ruh 35, İzmir Bornova'dan günaydın abi, yayınlar. Bugün günlerden Long Runner, İzmir'deki Emek Yemez yarışından bir kare. Evet. Hipodromlarının seyircili yarışı özledik demiş. Asi Ruh 35 paylaşmış. Burada. Metin Göre, iyi yayınlar güzel insanlar. Ülkemizde daha önce mekik aygır uygulaması yapılmış mıydı? Yapılmamıştı ki mekik aygır konusunda konuşacağız az sonra birazdan. Hakan abicim yayınlar. Paran varsa insanlar seni tanır. Paran yoksa sen insanları tanırsın. Gazeteye güzel bir günün sözü bırakmak istedim abi. Tekrar iyi yayınlar demiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın, iyi yayınlar, selamlar. Herkese bir sorum olacak. Arap Dayı satışlarında
Annelerin babalarının oranında daha geri planda kalmalarının sebebi nedir? Ne olabilir? Yani biz annesinden ötürü ön plana çıkan bir Arap dayı görebilecek miyiz? En azından ben hatırlayamadım demiş. Geri planda kalmıyor bence. Anne kanattı, o çok kıymetli baba kanatına biraz daha değer katıyor. Bu sebeple 300 veya 500'e gidecek olan bir Arap dayı 700-800 bin lirayı buldu, oldu. Zaten elit satışlarda da bakın, bütün anneler çok değerli, ya süper bir yavru vermiş. Ya ikinci, çok... evet. Ya ikinci annesi anne. Bir açık yarış atının kardeşi. Evet. Elit tay satışına gelmesinin de en önemli kriterlerinden birisi zaten annenin kalitesi. Evet. Günaydın, atı seven ve sevdiren güzel insanlar demiş. Çok çok, çok teşekkür ederiz. İkiz veya üçüz doğuran ve her yavrusu koşan yarış atımız var mıdır? Sizleri çok seviyoruz. Tekirdağ Ergene'den selamlar. İkiz var, bildiğim var. Koşan da var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Bayram Gülü olabilir ismi de. Yıllar önce Urfa'da İngiliz atıydı. İkizdi. Genelde ikizdeki koşmaz biliyorsunuz. Evet. Ya, eğer erken tespit edilirse ana rahminde, hani biz ona sıkma deriz gerçi. Evet. Teke düşürdüm. Sonlandırma diyelim. Sonlandırma diyelim. Dolayısıyla hani öyle veteriner hekimlerin tabii, evet. Sonlandırma. İkiz gebeliği sonlandırma diyelim. Ama bir tanesi yaşar genelde. Onda tabii ehil eller olması gerekiyor. Profesyonel olması gerekiyor. Veteriner hekimlerin son derece tecrübeli olması gerekiyor ki bizim de başımıza gelmişti. Allah rahmet eylesin. Babür Carioğlu İzmit'te bir kere tespit etmişti böyle bir ikiz Allah gebeliği. Allah rahmet eylesin. Ve bir tanesini sonlandırmıştı. Daha sonra koşantayı satmıştık. Koşmuştu. Fena yarışlar yapmamıştı. Ama tabii ki şey... ikisi birden doğduğunda çok böyle birebir şey olmuyor. Ya çok vasat yarışlar oluyor ya da çok fazla gelişememelerinden dolayı sınırlı yarış hayatları oluyor. Hatta o Caş'ın kardeşi vardı bir tane adı. Aklıma gelmiyor. Yusuf Han mı? Yusufcan. Yusufcan. Mesela o da ikisteki diyebiliyorum ben. Niçin Caş'ın kardeşi... Hani kötü koşuyor, hep şey yapıldı diye. O da ikisteki diye hatırlıyorum. Balkız vardı yanlış hatırlamıyorsam yine. Bir tane Büyük Seren, Küçük Seren mi? Öyle iki tane at vardı. Bir. Ha, büyük, büyük Küçük diye doğru hatırlıyorum. Seren var. Miydi? Seren olmayabilir de. Beren evet, mi? Öyle bir şey. Seren, Beren, Ceren hatırlıyorum. Epey oluyor da 16-17 sene olmuş. Aynen. Balkız'ı hatırlıyorum. Şöyle bir hikaye var. Evet. Kuşçu Güzeli diye sevgili Osman'a Osman'ın aldığı bir kısrak. Alındığından beri 5 senedir gebe kalmıyor. Folikül de tam anlamıyla büyütmüyor. Sağ olsun Profesör Doktor Mehmetcan Gündüz bir kist ameliyatı yaptı. Yumurtalıklardan da birini almış oldu. Tek yumurtası kaldı şeyi. Yumurtalı. Kısran. Gebe kalmıyor. Sonra işte tedaviler. Jockey Kulübün değerli hocalarının da yaptığı akabindeki tedavilerle folikül büyüdü. Ovaya çekildi kısrak geçen yıl. İkiz gebelik oldu. Tek yumurtalık ikiz gebelik oldu. Tabii dediğin gibi sonra bir tanesi sonlandırdı. Tek folikül olarak gebelik katkılar devam ediyor. Katkılar geliyor. Mesela Anatoli de ikizdeki diyorlar. Ama koşan Anatoli oldu diye. Tabii bildiğim bir şey değil de bir paylaşım doğruluğunu tabii ekibi daha iyi bilebilir. Rüzgar Baba'dan selamlar. Seviyorsunuz Hakan abi demiş. Tansel Taş Ağır paylaşmış. Dolayısıyla... Tansel Bey'e de selamlarımızı iletelim. Kurtuluş Arası iyi yayınlar. Hakan abi mutlu pazarlar demiş. 4 Ekim hayvanları koruma günü. Tüm canlılar bizim dostumuz bir parçamız demiş. Yine Evren Yıldırım iyi günler dilemiş. Temel Takır'la birlikte çalışmalar başladı diyor. Özgür Keskin günün şiiri Nazım Hikmet'ten iyi yayınlar demiş. 4 Nadim'in memleketimizin güzelliklerinden bahsetmiştik. Özgür Bey de onun üzerine paylaşmış zannımca. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Nazım Hikmet'ten mükemmel bir yapmış. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Selamları yener abi, hayvanlarımızı koruyalım, onlara kötü davranmayalım, onların can taşını unutmayalım demiş Burak ve onun da artık hani köpeği diyemiyorum. Ev arkadaşı. Ev arkadaşı diyelim. Dolayısıyla selamlarımızı iletiyoruz biz de bir kez daha. Selamlar. Mutlu pazarlar İzmir'den konaktan demiş Mehmet Yetkin paylaşmış. Ömer Akçay selam Hakan Bey. Eray ve Tolga kardeşime selam olsun. İyi yayınlar diliyorum demiş. Yine
Evet, bir paylaşım gelmiş. Bakalım nedir? Okuyalım, değerlendirelim. İyi yayınlar, mutlu pazarlar dedim. Tüm ekibe selamlar olsun demiş. Engin Tokçalar, Bursa'ya da biz de sevgilerimizi iletelim Engin'e. Selamlar, Ronkla'nın yanına at yazmayalım artık, yazık oluyor. Bu at maşallah nasıl bir at olmuş diyor. Yine Suat Adanalı, Hakan abi Adana'dan selamlar. Babamla beraber izliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Teşekkürler. Kurtuluş Arası yine Veli Efendi de grup bir harika yarışlar bizleri bekliyor derken. Abi Hakan abi Fenerbahçe 2-1 yendi. Eray abinin yorumu ne olur demiş. Günaydın güzel insanlar demiş Atilla da. Sizleri seviyoruz demiş. Uzun yıllardır izliyorum ödülden ben de istiyorum derken. İyi yayınlar Hakan abi. 161 numaralı Ganyan Bayner sevgiler. Eray abim ve Tolga abime de selamlar. Bugün koşacak olan Romanslara da bol şanslar abi demiş. Koca Kurt paylaşmış. Teşekkürlerimizi ilettikten sonra son bir parti bakıp bugünkü ödülümüzü de birazcık bahsetmek ve paylaşmak isterim sizlerle. Şöyle bir bakıyoruz. Hüseyin Bulut, kral longrunner, her pistte kraldır. Bugün kanatlandırır, uzak ara kazanır demiş. Türkiye'nin gururu Dubai'de koşarsa bizi gururlandırır demiş. Yasin Koç, İzmir Şirin Yer'den günaydın abi. İyi yayınlar diliyorum. Sizleri ekranlarda görmek altılı ganyan tutturmak kadar mutluluk veriyor demiş bizlere demiş. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ramazan Abacı yine, sabah kahvaltı sizinle güzel abiler. İyi yayınlar demiş. Biz de bu güzel pazar sabahında, afiyet güzel olsun, kahvaltı sofrasında bizleri evlerinize, kahvaltı sofralarınıza konuk ettiğiniz için teşekkürlerimizi iletelim Abacı ailesi. Murat Mustafa Aksoy, selamlar güzel insanlar, iyi yayınlar derim. Sizi seyrederken ev makarnası hazırlıyoruz demiş Mustafa Aksoy. Ev makarnası erişte gibi bir şey mi oluyor acaba? Evet, tam öyle bilemedim ama ellerinize sağlık. Günaydın üç güzel dosta, Sakarya'dan selamlar demiş. Sağ olsun Erhan Bey, her zaman olduğu gibi çiçeklerini bizlerle paylaşıyor. Her program o çiçeklerle bize bir katkıda bulunur. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. İyi yayınlar, iyi pazarlar. Bandırmadan selamlar demiş. Longrunner Kuzey Kafkasyalı Finesi Mr. Görkem geçebilir. Sonra yok ben duymadım, yok ben işitmedim demeyelim demiş. En azından biz burada paylaştık. Veli Ertürk yine günaydın demiş. Teşekkürler. Selam Hakan abi, Şanlıurfa'dan iyi yayınlar dilerim. Serhoş Baba'nın fotoğrafını göndermiş Mahmut Koç Yiğit. Yine günaydın Hakan abi, Eray'a ve Tolga'ya da selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Şükür Kavuşturan'a, yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, gördüklerinizi bize aktarın. Sadece at değil, bizde 3 tane kardeş var. Cabbar, Cevriye, Cimcime. Sabah uykusunda yatarken demiş. O zaman Cabbar'ı, Cevriye'yi, Cimcime'yi ne diyelim, sevelim bu özel günlerinde. Abi Urfa'dan selamlar, sizleri çok seviyoruz demiş. Güne sizinle başlamak çok güzel bir duygu. Görüşmek üzere, izlemeye devam demiş Mehmet Fethi Gülper. Bircan Akgün, günaydın Hakan abi. Hepinize çok selamlar. Pazar kahvaltımızın olmazsa olmazısınız demiş. Yine abi Yavuzca ve Özgün Ar ikiz kardeş midir? Hatırladığım kadarıyla ikisi de aynı yaşta. Bilirim değil, çok farklı. Arada yaş fark. Yaş farkı var ama ikisinin de orijini Özgün Niyama 39'du. Yaş farkı var. Koşantay Anadolu ikizi embriyo elemine ediliyor. Öz kardeşler. Gelen mesaj var. Tesadüfen cezalı jokeylere bakıyordum. Senar cezası alan jokeyler gördüm. Bunların ne yaptığını öğrenme imkanım var mı demiş. Vallahi o sene cezası olanlar tüzükte onların kullanmamaları gereken veya işte ne bileyim hani hoş olmayan davranışlar nedeniyle o sene cezaları. Tekel üründe çok farklı cezalar var. Ki bana göre yani şey bile değil, sene cezası bile hiç bu işin de şeyi yok yani. Evet. Direkt 5 yıllık, 3 yıllık. Lisans iptaline kadar gitmesi kadar gidebilecek lazım ki zaten devamında da evet, bildiğim kadarıyla o var. Günaydın Hakan Bey, Mersin Erdemli Limon Diyarı'ndan selamlar abi demiş Hüseyin Karacalı. Biz de selamlarımızı iletelim. Gökay Karaçaltı, 2015 yılı Longchamp Fransa yarışları öncesi Türk ekibi Raşit abimizi bu sene kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz demiş. Gökay'a da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi, bir de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Gökay'a da. Dolayısıyla buradan da yakın zamanda kaybettiğimiz, değil mi? Allah rahmet Raşit etsin. Raşit abiyle biz gerek Fransa gerek İrlanda gezilerinde bulunduk, satışlara iştirak ettik. Sevdiğimiz ve bu gezilerde renk katan bir abimizdi enerjisiyle. Allah rahmet etsin, mekanı cennet Allah olsun. Fotoğrafta da Gökay abi, karşısında da yine değerli atçılarımızdan Erkut Şahin var. Yakup Bey var, Yakup Çelik. Hepsine selamlar. Şöyle açalım. Buradan evet, daha net gözüküyor. Orada da bir Türk restoranıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yine. Longchamp'da mı? Yoksa şey Paris'te. 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 Peki. İyi yayınlar herkese, bol şanslar demiş Kürşat Akçakaya. Batuhan, günaydın güzel insanlar. Keşke herkes sizin kadar sevgi dolu, saygı dolu olsa şu dünyada. Dünya ne kadar güzelleşir demiş. Lüleburgaz'dan selamlar, sevgiler.
teşekkürlerimizi iletiyoruz Batuhan'a. Evet tabii mesajlar devam ediyor ama biz de artık akışımıza yavaş yavaş geçelim diyelim. Şimdi tabii dün akşamdan beri konu değil mi? Ülkemize bu sene katılan ve hakikaten çok değerli aygırlardan biri olan değil mi? Daredevil'in ki Daredevil eskiden de bizim Türer ekibisinin bir Daredevil'i vardı. O da çok tabii başarılıydı. O herhalde Türey vardı arada değil mi Hakan abi? Boşluklu yazılıyordu diye biliyorum. Dare boşluk yok. Türey yoktu, yoktu da Dare boşluk, boşluk diyebildi. Hatta dün ben öyle yazdım bir arkadaşımız uyarmış abi birleşik yazılıyor. Sonra dikkat ediyorlar. Güzel bir şey aslında. Uyarmaları hatamızı tabii ki görmeniz bizim için çok güzel. Bu arada Şanlıurfa'dan Siverek'ten bizi izliyorlarmış. Topluca sizleri izliyoruz diyorlar. Sevgilerimizi iletiyoruz Siverek'e buradan. Evet şimdi bir izleyelim derim ben Swiss Sky Driver'ı değil mi? Ondan sonra konuşalım çünkü dünden beri tartışılan Türkiye Jockey Kulübü'nün elinde böyle bir aygır var. Hemen yurt dışına satalım edelim bilmem ne böyle şeyler. Ben tabii şok içerisinde onları okudum. Gece böyle gözlerim kapalı gece 2'de bir tweet attım ki sabah 4'te uyandım öyle 2 saat uykuyla. Ama önce bir yarışı izleyelim ondan sonra tabii biz de kendi fikrimizi, düşüncelerimizi paylaşalım en azından dedikten sonra ekranlara Swiss Sky Driver yarışı geliyor. Preakness 145, and they're off in Preakness 145. Pretty solid beginning there, and 1,000 words out for the early lead. Authentic alongside there on the outside. And next is Swiss Skydiver, the filly will take back a little bit. And Art Collector, also a bit reserved early going. And it's Pneumatic on the outside within two lengths of the early pace. Live Your Beast Life is next, and Hazes' team in New York traffic. They're followed by Max, a player, and Mr. Big News has one beaten into the first turn. That is Accession, who is 11th and last, and about a dozen, maybe 13 lengths off the pace with 7 aces to go. That's set by 1,000 words with Authentic alongside. Baffert runners 1-2 and Pneumatic racing in third. That opening quarter, very reasonable 24 2/5 of a second. Art Collectors placed in between horses for the run down the backstretch now. A filly Swiss Skydiver and she is fifth in 3 lengths as Authentic has taken the lead away. Just a half length now from 1,000 words in second. On the outside is Pneumatic in third and now Swiss Skydiver. She's slicing through between horses to come join the pace now. Here's Swiss Skydiver, 47 and 3 half mile heading into the far turn and here is Swiss Skydiver testing Authentic now. They're head to head for the lead. Pneumatic is in third. New York traffic, Art Collector ridden along down to the inside. Art Collector fourth. New York traffic is in fifth. 1,000 words drops back. Hazes has seen Mr. Big News still with plenty to do. Max Player, Live Your Beast Life and Accession trails the field. 6 furlongs a minute 11 and 1/5 of a second with a quarter to go at Pimlico and the filly shows away. Swiss Skydiver, Authentic, the Derby winner alongside. They're set for a battle in Baltimore and on the inside Swiss Skydiver on the outside Authentic Johnny B going left-handed Swiss Skydiver a furlong left to go Swiss Skydiver looking to make Preakness history another filly bounding toward the 16th pole and here's Authentic on the outside answering the call head and head and nose Swiss Skydiver and Robbie Alvarado they've done it from Authentic another 7 lengths back in. Evet tabii gece herhalde 1-1.5'tu bu yarış koşulduğunda bir anda timeline dolmaya başladı ki hakikaten çok önemli aygırlardan bir tanesi ki Türkiye Jockey Kulübü'nü ve tabii emeği geçen herkese çünkü bakanlık da burada bir bütçe ayırdı. Evet. Bu aygırların alınması konusunda çok ciddi katkılarda bulundular ki bu anlamda herkese teşekkür et. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim bu aygırların ülkemize gelmesinde emeği olan herkese teşekkürlerimizi iletelim hem kulübü hem bakanlık yetkililerine çünkü hakikaten çok ciddi anlamda önemli bir kan. Sadece Daredevil değil diğer gelen aygırlar da yavruları hepsi başarıyla koşuyor. Şimdi tabii bunlara gerek yoktu aslında bahis oranlarına ama ekranda kalmış almışlar arkadaşlarımız. Yani mükemmel bir yarış koştu, müthiş bir yarış koştu ve tabii özellikle bu sabah hipodromda herkesin ağzında kimde şey var, Daredevil gebesi var. Bir anda hani o çok konuşulan aygırlar bir anda başka tarafa gitti. Hani eskiden şey vardı ya, neyse isim vermeyelim hani aygır isim vermeden konuşalım. İşte şunun yavrusu kimde var, bunun yavrusu kimde var. Şimdi Daredevil kimde vardı? Hatta sabah şöyle oldu, bir kardeşimiz, onu da şimdi isim vermeyelim ki polemik olmasın diye ama ben dedi söyledim dedi Daredevil'e yok dedi illa bilmem nereye atımı götüreceğiz kısrağımı götüreceğiz dediler dedi. Şimdi dedi bak sen haklıymışsın diyen dostlarımız var. Swiss Skydiver dolayısıyla önemli bir başarıya imza attı. Ve tabii ki sizde var mı Tolga?
Devredebiliyoruz. Eray sizde var yok, mı? Yok bizde de yok. Bizde de yok. Dur bakalım ne yapacağız ama herhalde şimdiden bu sabahattan şeyi konuştuk. Tercihli kısraklar bile yedeğe kalabilir diye düşündük. Evet. Günün konusu buydu. Neler söylemek istersiniz? Neler söylersiniz? Şu anda elimizde bu ay. Yani çok önemli bir yarışı kazandı. Preakness Stakes. Evet. Triple Crown'un da ayaklarından bir tanesi. 1900 metrelik yarışı kum pistte 53 yaptı. Çimde yapamıyorlar bu dereceyi. Yarışın ilk 1600 metresi yani ilk mil 1.34. Yani inanılmaz tempolar. Zaten Amerikan yarışçılığı da tempo üzerine, sürat üzerine konumlanmış durumda. Çok ciddi tempolara çıkıp bu tempoları da sonlara kadar koruyabiliyorlar. Geçen yıllarda maksimum security vardı bu şekilde. Böyle yüksek tempoları sürdürebilen. Swiss Skydiver'da bunlardan bir tanesi. Genellikle kazandığı yarışlarında ya numarayı getiriyor ya önlere yakın yüksek bir tempoda devam edip sonra öne çıktıktan sonra da rakiplerine direnebilen bir kısrak. Kısrak demeye de 1000 şahit lazım. Yes. Nasıl atın önden çekinme, göğüs genişliği, eşgali falan muazzam. Yani bizdeki Kaneko'ya benziyor eşgal olarak biraz da. Öyle gördüm ben. İnanılmaz eşgalli, süratli ve yarış karakteri de çok üst seviyede bir isim. Swiss Skydiver. Böylesine bir atın yarış hayatının sürekli artarak devam etmesi başarılarına bizim için bir şans. Neden? Daredevil first crop tayları koşacaktı biz aldığımızda. Biraz kapalı kutuydu ama doğru bir öngörüyle almışız. Yani bu şuna benziyor. Piyango bileti alıyorsun. Büyük ikramiye sana çıkmış burada. Evet. Dolayısıyla da Türk yarışçılığı için bir şans. Benim her zaman bir stratejim vardı arkasında durduğum bu aygır alımlarında. Yani Jockey Kulübün gidip özel müteşebbislerin alabileceği, onların imkanlarının yeteceği aygırlardan ziyade hani az öz, çok kaliteli 1-2 at getirmesinden yana veya Tarım Bakanlığı ile beraber böyle bir iştirakte bulunmalarıydı. Nasıl Japonlar Sunday Silence'ı alıp muazzam bir kan hattıyla şu anda dünya yarışçılığında söz sahibi oldular. Bu tarz böyle 1-2 tane spesifik alım bence atçılığa çok daha büyük katkı sağlardı. Zira baktığımızda özel yetiştiriciler de, atçılar da çok güzel, kaliteli, benzer ayarda aygırlar getirebiliyorlar son yıllarda. Örneklerini de gördük. Daredevil ise burada flash bir tabii çıkış yapmış oldu bu sene. Mutlaka talipleri olacaktır ama şu anda bildiğim resmi bir girişim var mı yok mu? Kulüpten bununla ilgili bir açıklama yok. Dün akşam yarış koştu. Baktım yok şunlar talip yok. Ne ara şey oldu? Ne ara nasıl talipler? Haber geldi, nasıl haber geldi? Bunlar çok konuşuluyor. Özel aygırlar için de değil mi? Bir aygır geliyor aman yurt dışından da isteniyor değil mi? Tamam. Şimdi o birazcık tabii işin şeyi. Pazarlaması. Yarı pazarlaması o net biliyor. Çünkü daha yarış koşmuş bitmiş. Yok Japonlar. Daha yok, giden yok ama değil mi? Şu an giden de pek aygır yok o şekilde. Yok o ayrı da. Şimdi şu anlamda ben şaşırdım timeline'ı gördüm. Şunlar talip, bunlar... Kapıyı kırıyorlar. Kim Murat Sancal yani şeydi ya, oradan mı acaba diyorum haber gel. Kim Amerika'dan o anda veya kim... Yani orada bir tuhaf bir durum var. Evet. Birazcık yani tamam bu işin bir pazarlama tekniği var elbette ama hani... Bu kadar da basit değildir herhalde. Şunu da çıkarmayalım yani. Tadında yapmak lazım bunlarda. Yani hani o istiyor, bu istiyor, şu istiyor o kadar değil yani. Bir dakika daha yarış yeni bitmiş hemen bir resmi bir girişimin olması gerekiyor değil mi? Saat orada var kaç, mı? Burada kaç. Ciddi saat farkı da var. Tabii ki aynen. Girişimler mutlaka olacak. Ve olmalıdır. Satılığa çıkartsanız mutlaka müşterisi olur yani. O net ama hani tamam nerede aygır şurada budur tamam, bunlara evet. Da katılıyorum ama sonuç itibariyle ne olursa olsun bu bir milli değerdir. Evet. İki evet. Kere iki dört. Bir kere önce onu söyleyelim. Ben kendi adıma söylüyorum. Kendi düşüncem kesinlikle ve kesinlikle aygırın yurt dışına satılmasına karşıyım. Neden karşıyım? Bir kere Türkiye Jockey Kulübü kar amaçlı kurulan bir dernek değildir. Tabii. Niçin bu aygırlar getirildi? Bu aygırlar Türkiye'ye niçin getirdi? Türk atçılığının, Türk yetiştiricilerine evet, çıktı atlatmak değil mi? Onları tabii. Belli bir yere taşımak amacıyla. Atlatmak. Kaliteyi arttırmak adına. Şimdi öngörü neydi? Bu aygırların bunu yapabileceği. O ekibi kutlayalım bir kere. Bunu öngörmüşler. Bu evet. Çok güzel ama
hemen 60 milyon dolara satalım, onun yerine şunları getirelim. Bu ticaret yapamazsınız, kusura bakmayın. Peki, bu işin ticareti olmaz. Yani, o da var mesela. Deniyor ki işte şey, bu arada kişilerden tamamen bağımsız konuşuyorum. Ben görüşleri okuduğum için söylüyorum. Yok efendim, onun yerine şunları alalım, bunları alalım. Bir dakika durun, daha bundan bir fayda alalım. Kıymetini bilelim değil mi? Kıymetini bilelim. Belki o zaman aldığımızda kazanıyor. Onu da satalım. Evet. Onun yerine onu alalım. Bunu ticarethaneye dönüyor. O zaman ticarethaneye dönür, olmaz mı? Evet. Yani ben o noktada mekik aygır olarak kullanılması, yani kuzey yarım küre, güney yarım küre, o belli dönemler çünkü şeyler oluyor. Bunda şey, Levent'in bir paylaşımı var. Doğru, Avustralya'da özellikle güney yarım kürede tabii daha ağırlıklı çim yarışları tercih edildiği için long runner diyorum. Allah sınırı. Belki de long runner da aynı şey olacak. Daredevil'in de daha böyle bu tip grup veya bu tip başarı elde eden yavrularının kum yarışlarında başarılı olduğu görünce acaba şey olur mu diye. Oradan da Umut Ödemişoğlu'nun çok güzel bir katkısı oldu ki Avustralya atçılığını çok iyi bilen atçılardan bir tanesi. Belli haraların talip olabileceği şeklinde. Tabii bunun yanı sıra bizim asıl konuşmamız gereken şey belki de biz artık yurt dışına at satabilir miyiz? Elimizde böyle bir aygır var. Elimizde çok güzel, çok nitelikli bir kısrak popülasyonu var. Bu da 2 kere 2, 4. Şimdi çerçöp yok elimizde. Eskiden bir takım çerçöp ama o kadar iyi kanlar artık ülkemizde. Ekürlerde, belli ekürlerde o kadar güzel aygırlar var ki. Yani ben şimdi bir bakıyorum, birçok kurtel ekürisinin, şimdi genelde baktığımızda kurtel ekürisinin, efendim kahraman ekürisinin, efendime söyleyeyim Aksoy ekürüsünün, Tuba Nizet Aksoy'un, efendime söyleyeyim Aracı ekürüsünün. Kameko'nun kardeşi bile şu an Türkiye'de. Kameko'nun kardeşi Türkiye'de. Şimdi bunların ellerinde kısrak popülasyonu belli. Çok iyi kanları ülkeye getiren insanlar bunlar. Niçin bir Daredevil gebesi kısrağa gidip yurt dışında satamasın? Ama bunun için işte bir takım engellerin, ithal şartnamesinin üzerinde de bir takım değişikliklerin yapılması gerekiyor. Buradan da bizim çağrımız, özellikle bakanlık yetkilileri bizi de izlediklerini en azından bugün için biliyoruz. Oradan bir ufak bir şey yapalım. O şartnamenin bugün için yani günümüz koşullarına belki de bu başarılar sonrasında devşirilmesi, bu biraz daha üzerinde bir takım düzenlemeler yapılması kanaatindeyim. Benim kanaatim net ve kesin. Kesinlikle aygırın yurt dışına satılmasına kendi adıma bir yetiştirici olarak karşıyım. Mekik aygırı olarak evet kullanılabilir. Biz buradan nasıl faydalanabiliriz? Biz bu aygırın bu aygırdan gebe kısrakları yurt dışına başarılı bir şekilde satabiliyorsak, bunun için de önümüzde herhangi bir bürokratik engeller varsa, bunlar kalkarsa, işte o zaman Türk atçılığına gerçek anlamda çıta atlatmış sayılırız diye düşünüyorum. Bu Daredevil'le çünkü kısıtlı kalmayacaktır. Sınırlı kalmayacaktır. Diğer aygırlarımızdan da yarın öbür gün bu başarılar elde edildiğinde o zaman iş ticarete döner. Satalım, 60 milyona sat, gidelim. Atıyorum rakamları. Git 3 aygır al. Peki aldığın 3 aygırı da çok çok. O zaman 3'ünü satıp 6'yı mı alacağız? O zaman olmaz burası. O zaman bambaşka şey. Çünkü Türkiye Jockey Kulübü'nün kuruluş amaçları içerisinde de kar etmek zaten yok biliyorsunuz. Bu anlamda ben net çizgilerle aygırın yurt dışına satılmasına karşı. Şimdi Ömer Hayyam'ın benzer minvalde bir şiiri var. Şimdi şöyle bir uyarlama yapalım. Şimdi sen Daredevil'i 50 milyon dolara satıp o parayla daha güzel ne alabilirsin? Tamam mı? Yani anlamıyorum diyor. Ben diyor işte bir şey satanları anlamıyorum diyor. Onu satıp o parayla daha güzel ne alınabilir ki minvalde bir şiir? Dolayısıyla biz Daredevil'i 50 milyon dolara satınca bizim atçılığımız ihya mı olacak? Türk, yani biz o 50 milyon doları getirip burada bir atçılık köyü yapacaksak satalım o zaman. Ama bunun da olmayacağı şikar. Onu 50'ye satacağız. 3 milyona başka bir aygır alacağız. Atıyorum başka bir açığı belki kapatmış olacağız bütçede ama bu uzun vadede Türk atçılığına bir şey kazandırmaz. Şunu yapabiliriz. Dediğin nokta çok doğru abi. Mesela bugün Ark'ta Triumph yarışı var. Biz de hasbelkader birkaç kere gitme şansı bulduk. Ark'ta Triumph'un hemen akabinde arkana satışlarını koyuyorlar. Doğru. Fransa'da. Fransa'da arkana satışlarını koyuyorlar. Dünyanın her yerinden atçılar oraya zaten gitmiş oluyor. Oradan da Saint Cloud'a yakın bir lokasyonda şey var. Arkana satış merkezi var. Orada tay satılıyor, kısrak satılıyor, aygır satılıyor, koşan at. Peki biz de bunu yapabiliriz. İnternasyonel yarışlarımızın hemen akabinde cuma cumartesi internasyonel yaparız. Pazar günü de yine hipodromda Veli Efendi'de satış organizasyonu düzenleriz. Daredevil'den gebe kısraklar.
Çok istiyorlarsa gelsinler satalım. Öyle değil mi? Ve hatta bu satışlara katılacak olan atçıların da referans vermeleri halinde Jockey Kulüp belki ilk birkaç yıl dünyaya duyurmak adına işte ulaşım ve otel masraflarını da karşılayabilir. Bu ses getirmesi adına, bu satışlara katılımın olması adına. Bu projeyi de biz az önceki fotoğrafta da yer alan Erkut abiyle epeyce kafa yormuştuk bu konuyu, Erkut Şahin'le. Onun da çok büyük katkıları var bu düşüncede. Çok rahat bir şekilde de yapılabilir diye düşünüyorum işin bu tarafı. Bir de yeri gelmişken bir noktaya daha temas edeyim. Hazır bu tüzüklerden, şeylerden bahsederken. Şimdi biz bir kısrak getirdik ya yurt dışından Türkiye'ye. Hasbelkader kısrağın DNA'sı alındı. Kan analizi yapıldı. DNA analizi sistemi kaydedildi. Kısrak Türk soykütüğüne kaydedildi. Artık bizim soykütüğümüzde ve sahibi pasaportunda her şeyinde de bir Türk. O pasaport kayboldu ya. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Başvuru yapıyorsunuz YKK'ya. Tekrar gidip o kısran ithal edildiği ülkeye yazılar yazılıyor. Oralara bir paralar gönderiliyor. Ve 2-3 ayda bu pasaportun tekrar çıkması gecikiyor. Ben yeri gelmişken de hazır yetkililer de bizi izliyorken bunu söyleyeyim. Atçıyı bu kadar zor durumda bırakmaktansa bu tüzük değiştirilebilir. Bu kısran hangi kısrak olduğu belli. Fotoğrafı sistemde artık kayıtlı. DNA analizi var. Türk soykütüğüne de kayıtlı. Biz bir daha neden atıyorum Fransa'yla, İngiltere'yle, Amerika'yla yazışma yapıp hem atçıdan ciddi anlamda bir euro alıp oraya gönderiyorlar. Hem bir döviz çıkışı olmuş oluyor ülkeden. Gereksiz. Bu hattın tekrar gelinir, kanı alınır. Zaten sizin elinizde DNA analizi var, pedigri bilgileri, her şey var. Tekrar Türk soykütüğüne kayıtlı atın. Yeni pasaportunu kaybeden sahiplerine bence verebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu konuda da bir ivedilikle çalışma bekliyoruz. Diyeyim, sözü de Eray'a bırakayım. Evet, Eray. Valla son alımda Aygır Alım Komisyonu heyeti inanılmaz iş başarmış. Tamamını ben kutlamak isterim. Sadece bu aygır değil, son alınan aygırların tamamının yurt dışında yavrularının başarı sağladığını görüyoruz. Görüyoruz, duyuyoruz. Bu önemli bir icraat. Ha, bundan sonra ne yapılabilir? Bu başarıları duydukça eldeki değerlerimize sahip çıkmak lazım. Evet. Bunların doğacak olan taylarının veya gebe kısraklarının yurt dışına pazarlamasını nasıl yapabiliriz? Bu konuşulmalı. %100 katılıyor. Aynen. Hani evet, bunu nasıl satarız? İşte buradan ne kadar gelir? Senin attığın tipte ben şimdi baktım. Abi burası tane değil. Aynen. Hamam sınıfındaki evet. Okul müdürüne dönersin. Evet, evet. Hani var ya çok... geliyor şey... Hamam sınıfında okul müdürü. Ticarethaneye çevir. Aynen öyle. Burası ticarethane değil. Kusura bakmasın kimse. Ben attığın tweet'e şimdi baktım. Bence çok doğru yazmışsın. Zaten hani böyle şeyler kolay kolay denk gelmiyor ki bize. Tabii canım. Kaç yılla bir bunu yakalayabiliyorsun? Bak, kendi aygırımızı yaratabiliyor muyuz? Kaç yüz tane aygırdan bir tane Luxor yavrusunu satabiliyor muyuz yurt dışına? Bir tane Torok yavrusunu satabiliyor muyuz yurt dışına? Bunun vesilesiyle şey, belki onları da satabiliyoruz. Onu söyleyeceğim. Bir tane kendi yarattığımız, kendi öz aygırlarımızdan bir tanesinin yavrusunu yurt dışına satabiliyor muyuz? Ne bir kere bunu yaratamıyoruz, bunu yapamıyoruz değil mi? Peki biz bunu yapamıyoruz, bunu yapamazken bir de o yetmezmiş gibi satın alıyoruz. Çok güzel bir vizyonla, çok güzel bir öngörüyle. Aynen. Gidiyoruz şeyi satın alıyoruz. Böyle bir aygırı buluyoruz. Bunu yakalıyoruz. Ondan sonra o bir şey alıyor. Bir de bunu elimizden çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim buradaki asli vazifemiz bu aygırın aygır yavrularını belki de çıkarabilmek. Kendi aygırımızı yaratabilmek. Ve bunun yurt dışına yavrularını pazarlayabilmek. Sunday Silence gibi de bir örnek var yani. Japonlar. Yani öyle değil mi? Evet. Japonya'da. Aygırlar çıktı. Deep Impact'ler çıktı. Tabii canım, neler çıktı yani baktığında. Şimdi dolayısıyla... Hani akşamdan beri şeydeyim, şaşkınlık içerisindeyim. Yani daha dakika bir gol bir şey, yok bilmem nereden talip var, yok şunlar aradılar, bunlar şey. Ya bir saatte kim neyi, nerede aradı buldu da geldi şey oluyor. Bu bir kere çok şaşırtıcı bir şey. Yani onun dışında, hadi hepsi yetmiyor. Abi sanki amacımız şey, asli görevimiz
şey at bulup at satmak. Daha önceki şeylerde de bu benzer şeyler yaklaşımlar oldu. Yani, bence bunu pamuklara sarıp sarmalayıp Türk atçısına, Türk yetiştiricisine ne kadar fayda sağlayabiliriz, ne kadar katkı sağlayabiliriz peşine düşmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Yani. Ya rakam kulağa yüksek geliyor tabii. Şimdi 50 milyonlar, 40 milyonlar gerçek rakamlar mıdır o da belli değil de. Ya, alım değerini bir 30'a 40'a katladı o bir gerçek yani. İşte ama şöyle de bir durum var Eray. Şimdi Türk atçılığının hacmi ne kadar? Bugün yaklaşık 1 milyar dolar. Yıllık toplanan rakam yaklaşık 1 milyar dolar. 1 yıllık. Şimdi bu ay bir kaç yıl aşım yapar Türkiye'de? Yaşı daha genç. Evet. Bir sıkıntı olmazsa sağlık yönünden. 10 yıl diyelim. En az 10 yıl. Evet. En az 10 yıl. 10 yılda Türk atçılığının hacmi ne kadar abi? 10 milyar dolar en az. Sen şimdi 10 milyar dolarlık bir turnover'ın içinde 50 milyon dolar fazla kazanmak için ya da az kazanmak için bu 10 milyar dolarlık pastayı üstündeki çilekleri yapmayacaksın. Düşünebiliyor musun? Niye? Yani 50 milyon dolar sisteme para girecek. Ya zaten bu atçılığın hacmi 10 yılda 10 milyar dolar. 50 milyon dolar tamam çok güzel bir rakam olarak görünse de ama bizim atçılığımızın hacmi zaten sadece 10 yılda 10 milyar dolar sadece toplanan şey var. Bir de atçının cebinden buraya getirdiği var. En az 1-2 milyar dolar da o olur atıyorum. 50 milyon dolar gelir kazanacakmışız. Mekik aygır olarak... Yerine güzel bir aygır gelecekse olur mekik aygır olarak. Tamam mekik aygır olarak tabii. O farklı bir aygırla değiştirilir. Şu olabilir, bir sene orada, bir sene burada olabilir. Kiralık gibi değil mi? Bir sene orada olur baktığında, bir sene burada olur. Bunlar hepsi... Veya aç abicim şeye... Yurt dışından kısrak gelsin. Yani. Kısrak göndersinler. Biz nasıl, çok seviyorlarsa. Biz nasıl, çok istiyorlarsa yani. Gelsinler kendileri göndersinler. Biz nasıl gönderiyoruz? Biz nasıl gönderiyoruz? Yani. Ama onun için orada de kalıyor. O kısrakların gelebilmesi, gidebilmesi için. İşte orada şartname ile ilgili gidiş gelişlerle de oradaki atışıya da kolaylığın sağlanması gerekiyor. Buraya da. Dolayısıyla onlar tabii çok ince çizgiler. Onların belki üzerinde çok kafa patlatılması gereken şeyler ama sonuç itibariyle hani elimizde böyle bir değer varken... Demin önemli bir şey söyledin. Triple Crown'un ikinci ayağı ki hani böyle bir ayağı kazanan bir aygırımızın yavrusu. Bence bunun çok iyi PR'ının yapılıp PR'ının hani taleplerle değil de pazarlanabiliyor olması gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Valla gömü bulundu. Bunu böyle 9999 9900 o gömüyü bulduk son yıllarda da biliyorsunuz. Şey var ya köyden indim şehre. O kadar değerli bir aygır. Bundan sonra biliyorsunuz son yıllarda internasyonel yarışlarda ciddi anlamda hezimete uğruyorduk. Evet. Yurt dışından gelen atların tamamı kaba tabirle bizi tokatlayıp gidiyordu. Ne olacak? İşte bu en son gelen aygırlar, işte Daredevil'in, Bodemeister'ın, My Boy Charlie'nin, Authorized'ın, Super Saver'ın, işte bu aygırların yavruları zamanın akışında yurt dışında yarışlar kazandıkça bu aygırlar daha da kıymetlenecek. Belki de 5 gün sonra Bodemeister'ın bir yavrusu bir başarı sağlayacak, onu konuşacağız. Dolayısıyla hemen böyle bu aygırları yurt dışına böyle satma tarafına değil de işte bunların gebe kısraklarından, gelecek olan taylarından nasıl faydalanırız? Bu tayları yurt dışına nasıl pazarlayabiliriz? Bunu konuşmak lazım. Zaten bunlar bence atçılığımızı ileriye götürür. Yoksa oradan aldığın aygırı, iki tane yavrusu grup kazandı diye, beşe aldın, git 50'ye sat. Yani bu senin atçılığına bir şey getirmez. O 50'yi ne yapacaksın bir de? Sonra para fazla kalacak, özel hesaba atacaksın. Onu da kullandırtmayacaklar sana yani bir de. Öyle de bir durum var. Dolayısıyla en azından aynı fikirdeyiz sanırım. Tabii. Çok net. Bu konuda bir konsensus sağlanmış durumda en azından kendi yani geniş çerçeveden bakınca bence herkesin aynı fikirde olması lazım ama saygımız var tabii. Hayır farklı fikirlere saygımız elbette ki yani o sakın yanlış anlaşılmasın. Benim dünden beri ve akşam ya da diyorum acaba ben mi yanlış düşünüyorum bir takım şeyi ama sonuçlarım fikirdir. Tartışılması çok güzel bu konuda. Belki hayır güzel belki çok farklı argümanlar var. Bizim hani düşünmediğimiz, bizim de aklımıza gelmeyen argümanlar olabilir. Ya bak ama şu katkılar sağlayabilir diye bu konuda onları değerlendirmekte fayda var. Pandemi öncesi yani hakikaten de müthiş bir iş olmuş şu gelen aygırların alımı.
ekip evet. ciddi bir başarı sağladı. Müthiş bir iş olmuş derken müthiş bir iş bu da olmuş. Hakikaten Bosphorus dergisi. Bir arkadaşlarına da göstersinler lütfen. Geçtiğimiz hafta bahsetmiştik değil mi? Evet. Evet. Programda. Sevgili Mehmet Marangoz'un yayın hayatına başlattığı ve hem internet üzerinden hem de dergi olarak basıldı ki bu sabah sağ olsun kendisi de teslim de etti. Ve biz şöyle bir şey yapacağız. Bugün 3 izleyicimize bu dergiden göndereceğiz. 3 izleyicimize. Daha doğrusu her hafta dergiden göndereceğiz. Kuşa kağıda basılmış harika bir dergi. İçinde yok yok ve inanılmaz bilgilendirici, çok ciddi anlamda yarışsevere de katkı sağlayan Türkçe, İngilizce. Yani elimde hakikaten 10 numara 5 yıldız bir dergi var. Künyesinden hemen bahsetmek istiyorum. Genel yayın yönetmeni Mehmet Yusuf Marangoz, editör Reşat abi, Reşat Köstem, yani bu konudaki tecrübesi hiç tartışılmayacak isimlerden bir tanesi. Haber şefi Oytun Yağız Göksel, kreatif direktör Özlem Akşahin, reklam içinde sevgili Mehmet Marangoz'a başvurulabiliyor ki çok değerli ekürlerden de reklamlar almışlar. İçinde evet. de yine yem firmalarının da reklamları var. Dolayısıyla ben açıkçası ücretsiz dağıtılıyor tabii şu anda. Ücretsiz dağıtılan, herhangi bir bedeli yok. Ama sınırlı sayıda elimizde var. Dolayısıyla biz 3 izleyicimize, soracağımız soruya doğru cevap veren 3 izleyicimize bu dergiyi göndereceğiz. Ellerine emeklerine sağlık. Çok güzel bir dergi çıkarmışlar arkadaşlarımız. Zor bir işin altına elini soktular ama camianın tamamından neredeyse destek gören bir evet. dergi oldu ki ilk geçtiğimiz hafta yayınımızda paylaşmıştık, duyurmuştuk. Ben açıkçası bu görüntüdeki ilk sayıda içinde Talip Öztürk röportajı, TİGEM, Safkan Arapat'ı, Veli Efendi programı Daredevil parlıyor. Yani sanki öngörmüş değil mi? Direkt tesadüfen evet. ki daha önceden basıldı. Daredevil parlıyor haberi var ki içinde çok müthiş bir yazı o da. Yine global satışlar var. Triple Crown'a doğru. Call to Victory. Dediğim gibi yani gelene kadar şöyle baktım, okumaya çalıştım. Ama keyifle eve gider gitmez her satırını keyifle okuyacağım. Elinize emeğine emeğinize sağlık arkadaşlar. Nice güzel sayıları olsun inşallah diyelim. Bosphorus'un yine aynı zamanda www.bosphorus.com'dan da dergiyi internet ortamında da takip edebiliyorsunuz diyelim. Evet. Var mı ilaveler? Müthiş olmuş. Ne diyeceksiniz? Bu gibi yayınlara Türkiye Jockey Kulübü'nün de çok ciddi katkıları olacaktır. Şimdi ben dergiye bakıyorum. Derginin son sayfasına da o ayın en önemli koşularının tarihlerini yazmışlar. Diğer taraflara da yavaş yavaş bakacağım. Sağ olsunlar, bize de bir tane özel göndermişler. Sonsuz evet. teşekkürler. Kimlerin emeği varsa hepsine sonsuz saygı duymakla beraber sonuna kadar da desteklediğimizi daha önce söylemiştik. Bizlerin adına ne düşüyorsa her zaman göreve hazırız bizlerden. Evet. Gaziantep atçılarımızdan Mehmet Albayrak, ona da selamlarımızı iletelim. Günaydın diyor. Gaziantep'ten herkese selamlar. Görüşü şu. Esenler Aygır yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Bey. Şunu söylüyor Hakan abi. Aygırı satmak arazi satmaya benzer. Araziyi satmaktansa diyor, araziden elde edilen hasılatı, yani tayları satmak daha mantıklı olmaz mı diye bir yaklaşımda bulunmuş. Dolayısıyla camiadan genelde böyle bir katkı geliyor. Bu anlamda da açıkçası pek hani yetiştirici dostlardan çok satılma taraftarı değiller anladığım kadarıyla. Peki, Tolga senin görüşünü de almak hayırlı olsun diyorum ben de. Geçen hafta konuşmuştuk. Ekipte benim bildiğim arkadaşlarım, kardeşlerim, öğrencilerim de var içinde. Bizim atçılıktan, üniversiteden. Tabii Reşat abi gibi bir tecrübenin de burada editör olarak bulunması çok özel bir şey bence de. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Nice uzun seneler Türk atçılığına katkı yapmaya devam etsinler. Bosphorus dergisi olarak kalıcı başarılar elde etsinler. Bizler de elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız sonuna kadar. Her ay bir sayı çıkacak değil mi? Öyle evet. Aylık şu anda. Evet. Aylık şu anda. Ama internet ortamından da takip ediliyor diyelim. Pekala. Son bir parti bakalım. Ondan sonra akışımıza geçeceğiz. Dün koşuları da değerlendireceğiz. Tabii ki arkadaşlarım eğer ekrana verirlerse. Kadir Ören demiş ki çok güzel bir yarış günü. Yarış severlere bol şanslar demiş. Hafta sonu sabahlarımızı çok daha güzelleştiren güzel karakterli kaliteli insanlar, selamlar sizlere demiş. Nostaljik uşağında Tamerinoğlu, Odinan, Ağkaracı yarışlarını koyarsanız sevinirim demiş. Önümüzdeki haftadan itibaren koyalım diyelim tekrardan.
Hakan abi ödüllü soruya katılabilir miyim? Tabii katılabilirsiniz. Yine selamlar. Aygırı satın almak, pardon, aygırı satmak altın yumurtlayan tavuğu kesmek gibi bir şey olur naçizane fikrimdir demiş. Yarışı kazanan jokey de ne kadar soğukkanlı bilmiş. Selim Kaya'yı izlemiş gibi olduk vallahi demiş. Kerim paylaşmış. Anlık Daredevil demiş. Cevat Sadıkay paylaşmış. Böyle bir fotoğraf. Selamlar diyelim. Bugün yine Dede Torun sizlerleyiz. Selamlar demiş. Bursa'ya Sadullah parça olunur da biz de buradan selamlar diyelim. Direnç demiş ki 50 milyon dolar verirse satılır abi demiş. Peki o zaman soru. 50 milyon doları ne yapacağız? Bütçe fazla verirse özel hesaba yatıracaksın. Yani onu da bir şekilde harcaman. Ne yapacağız yani? Tamam. Ne gibi katma değer yaratacağız? Onu da bir en azından bir açarsak bu bir tartışma konusu olsun. Yani gidip Fransa'daki gibi, Amerika'daki gibi idman merkezi atçılık köyü kuracaksak o zaman satalım. Tabii ki. O zaman satalım ama gidip yerine atıyorum 5 milyon dolarıyla bir aygır alıp diğer parayı işte şurayı eksik, burasını yama yapacağız. İşte Antalya hipodromunun eksiklerini yapacağız derlerse anlamı yok. Kalanı da özel hesaba zaten yatıracaklar kalırsa. Evet. Ya zaten iyi at yetiştirme konusunda sıkıntı çeken bir ülkeyiz. Hazır yakalamışken. Peki. Kıymetini bilelim. Sarılar Rana demiş ki Kral Suruçlu Sarı ben tayımız nasıl smart ve minotayan flex yorum yapın demiş. Maşallah diyelim. Cenk Başlu günaydınlar Hakan Bey taylarımla pazar kahvaltısına hepinize mutlu pazarlar demiş. Taylara biz de buradan selamlarımızı iletelim. Bir kez daha sevgiler. Emre Pehlivanoğlu günaydın yayınlar Hakan abim özleniyorsun demiş. Biz de sevgilerimizi iletelim kardeşimizi gözlerine öpelim. Maşallah kocaman oldu diyelim. Yine aşağı doğru indikçe birkaç tane dosta tavsiye ettim bu yıl Daredevil alınan en iyi aygır dedim. Bazılarına nasip oldu çekmek bazılarına maalesef olmadı demiş. Şahin paylaşmış ki onun da zaman zaman bu tip önerileri son derece değerli oluyor. Şimdi Harput'un oğlu gelecekte inşallah Daredevil gibi olacak demiş. Bir yorum alsan demiş ama neyle ilgili? Diyarbakır'dan kucak dolusu selamlar. Yoklamada bu sabah kalabalığız demiş. Demin cepten göndermişti sevgili Zafer abi, Zafer Eğilli, Mustafa Bey, Mustafa Özdemir ve Murat Birol Kayım yine Eğil Harası'nı ziyaret etmişler. Çok keyifli bir gün geçirdikleri de doğru. Onlara da hakikaten selamlar hepsine. Selamlarımızı iletelim. Günaydın Hakan abicim, yayınlar Eray ve Tolga'nın kardeşimlerine selamlar demiş. Aşağısı neresi ben gözüm görmüyor tam. Bu maiden taylarına ne olur hepsi grup koşularına saldırıyorlar çıldırmış bunlar demiş. Diyarbakır birinci koşu bu arada. Padok görüntüleri de geliyor ekranlara diyelim. Yine Kenan kardeşimiz iyi yayınlar İzmir'den selamlar. Bugün Longchamp'ın her yarışta grup 1 fakat sadece bir yarışta Godolphin görüyorum. Bu durum acayip değil mi diye paylaşım var. Yine Hüseyin Karaçalı günaydın Hakan Bey Mersin Erdem Limon Diyarı'ndan selamlar mesajları gelmiş durumda. Şimdi tabii cepten de bu arada mesajlar çok sayıda geldi. Ya bugün herhalde bizi izliyor komple. Evet. Sevgili Ferhat Çelik, bizi izliyorlar. Son koşuda Brave Prince koşuyor. Bol şans dileyelim. Bol şans Ferhat'a ve Ali'ye. Birol abi bizi izliyor. Ferhal'ın sahibi. Ona da bol şanslar. Sevgili Şeyhumuz Gönültaş bizi izliyorlarmış. İbrahim Altunbaş, günaydın iyi yayınlar. Hakan abiye araya selamlar demiş. İbrahim abiye de selamlar. Nibol ile kazanmışlardı. Tebrikler. Yani sende de var Seray. Bizimkiler bugün yoklar. Yoklar. Yoklama kaçar bizimkiler. Sabah biz hipogramda kabul günü gibiydik. Kabulleri aldık. Dolayısıyla sağ olsun eşim sürekli izliyor. Ona selamlar. Ona buradan zaten sevgilerimi iletiyorum. Nazlı da öpüyoruz. Hiçbir programı kaçırmadı bu zamana kadar. Kaçırmaya da niyeti yok. Evet. Ne güzel. Takipte yani. Evet. Didem'e de buradan selamlarımızı iletelim. Şimdi Denizli Noroz'u gelmiş. Ona bakıyordum. Denizli'den mutlu pazarlar. Zevkli bir yarış günü diliyorum demiş Hüseyin. Buradan teşekkürlerimizi iletelim. Hüseyin Karaçalı da yine Cumali dayımın doğum günü kutlu olsun selamlar demiş. 111 numaralı Ganyan Bayan'a da biz de selamlarımızı iletelim. Kartepe'den selamlar abim demiş. Kartepe'ye de bizden selamlar diyelim. İçişlerinden onayı aldık. Öyle yayına girdik. Dergiyi yine Black Horse / Dogs üzerinden de ücretsiz okuyabilirsiniz demiş. Hande'ye tabii selamlar. İçişleri Bakanı'nın sevgili Mehmet'in eşi. Aynı zamanda TCKR TV'nin deneyimli yönetmenlerinden, yayın yönetmenlerinden bir tanesi. Dolayısıyla Hande de bizim çok eski tanıdığımız dostlarımızdan bir tanesidir. Hakikaten TCK TV'de çok güzel programların altında imzası var yönetmen olarak.
Hande'ye de sevgilerimizi iletelim buradan. Bütün aileye, marangoz ailesine diyelim. Sevgiler. Evet. Peki. Şimdi tabii Diyarbakır yarışları başlıyor. Diyarbakır yarışları başlayacak ama biz o esnada da tabii konuşacağımız koşular var. O koşuları bir değerlendirelim. Neyle başlıyoruz? Ankara'da bu iki tane yarışını bir değerlendirelim diyorum. Aşağıda ama Diyarbakır sabit kalsın arkadaşlar. Diyarbakır'ın evet o paddock bilgileri sabit kalsın. Ve ekrana da bir tane yarışı gelsin. Hızlı bir değerlendirme alalım Tolgağan ve Eray'dan. Keyifle değerlendirebilirim herhalde. Evet, banka bank olarak önerdik. Evet. Mahcup da etmedi. Bir tane çok net kolay kazandı. Triple Hooch yarış öncesi aksilik yaşayınca koşudan çıkarıldı. Öyle olunca da bir tane zaten ben kazanmasını bekliyordum ama işi biraz daha kolay oldu. Gökhan güzel bir bekleme yaptı. Acele etmedi. Atına güvendi. Ve 400'e çıkıldığında koşuya kenter bir şekilde hakimdi. Buradan sonra da rakiplerini yanına bile yaklaştırmadı. Zaten bir üst gruplarda zaman zaman söz sahibi olabilen bir kısrak. Önü de açık. Bence kumda devam ederse hakimin bu yetenekli kızı başarılarına devam eder. Kum atı yani evet. Dijital Denime ve Nena Hatun'u koştu. Orada beklentileri karşılayamadı ama zaten önceki yarışlarında kum pistte genelde iyi koşan isimlerden biriydi. Dünkü grupta açıkçası bir tane için oldukça uygundu. Tolga'nın biraz daha ileriye taşıyarak bu düşünceyi banko olarak önermişti. Bizim favorimizdi. Net kazandı. Geridekilerin açıkçası bu kısrağa geçmesi için bir tanenin yarış içerisinde bir sıkıntı yaşaması lazım. Gününde olmaması lazım. Normal şartlarda şu görüntüde hiç bu rakiplere geçecek gibi durmuyor. Ekibini kutlarım. Çok net, çok net kazandı. Onun dışında hani beğendiğim bir tay maalesef dün için olmadı ama kendi içlerinde arka grubu ayrı değerlendirmek lazım sanki. Hı. Bir tane ayrı bir isim bu isimlerde. Arka grupta biraz fazla sallandı değil mi? Böyle çok bölük bir yarış evet. Oldu. Sene sonu geliyor. Biraz da onun da etkisi. Etkisi vardır mutlaka. Yorgunluk baş göstermiş olabilir. Peki starttan çıkınca Bruce Wayne koşuyu kazanmayı bildi. Hemen Bruce Wayne'i günün üçüncü ayağını bir değerlendirelim. Start problemini hissetmediği koşudaki dün özellikle altını evet. Çizmiştik. Kazanır demiştik ki bunu başardı. Altıncı koşuya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet geçtik altıncı evet. Koşuya. Düzlüğe çıkıldığında koşunun liderliğini Obrada yapıyordu. Dün bu koşuyu yorumlarken şunu ifade etmiştim ben. Obrada önde gider, Eren Efendi önde gider, Innovation önde gider. Koşu yüksek tempoya çıkar. Bu tempodan da babancı gelir istifade eder kazanır diye bekliyordum. Ama hesapta olmayan bir at. Bruce Wayne, yani uzun süredir ben bu atın peşindeyim. Ekibini de severim. Cebrail kardeşim ilgileniyor atın. Seyisi de sevgili Cebrail Altın. Uzun süredir tabii Yüksel Göktürk ekürüsünde görev yapan kardeşlerimden sürekli de konuşuruz. Ama at startta kaldığı için her yarış. Artık Cebrail de abi çok iyi durumda ama starttan çıkmıyor diye o da bir ara bir moral bozukluğu yaşamıştı. Dün için starttan az kalarak çıktı. Yani 3 boy dezavantajla çıkınca Ali Kaçmaz da çok doğru bir zamanlamayla. Şimdi düzlüğe çıkıldığında birazdan tekrar da dikkat ederseniz Babancı çok daha kolaydı düzlüğe çıkarken. Evet. Ama Ali Kaçmaz doğru zamanlamayla atını erken hızlandırdı ve hiçbir yerde de rakiplerine şans tanımadı. Gözleri aydın olsun. Neredeyse bir yıl aradan sonra kazandı Safkan. İnşallah bundan sonra da start problemini yaşamaz veya az yaşarsa gerçek Bruce Wayne'i seyretmeye devam ederiz. Babancı da bence oldukça iyi koştu. Biraz daha iyisini yapabilir mi? Bence Babancı bu potansiyele sahip bir isim. Yani bu grupta koşan atların yani 25'leri 26'ları yaptığını evet. Çok gördük ama derece biraz kötü bir derece. 27'lerde falan bitti Tolgağan. Dolayısıyla 3 boy startta kalan Bruce Wayne'in kazanması bu şartlarda normal. Belki de Tolga'nın bizim muhabbetlerimizde en tabii çok konuştuğumuz atlardan biridir Bruce Wayne. İkimiz de çok beğeniyoruz evet. Ama o startı geç alma huyu maalesef Safkan'ın o beklenen seviyeye gelmesini engelliyor. Zaman zaman da böyle geç kaldığı koşularda bile bu performansları sergileyebiliyor. Uzun aradan sonra kazandı. Ben ekibini kutlarım.
Innovation ve Obrada ise birbirlerini etkileyen isimler oldu yarış içerisinde. Bundan da faydalanan, istifade eden dün için Bruce Wayne oldu. Hemen Ali Beg'e geçelim. Günün son ayağı, kapanış ayağı ki çok keyifli bir yarış oldu son ayak. Son metrelere kadar değil mi? Heyecan doluydu ki startla birlikte koşunun liderliğini alan isim Zafer Ateşi oldu. Hemen rakibinin yakın takibindeydi, pres halindeydi ki son metrelerde bu açıkçası biraz etkilemiş gibi gözüktü onu ki biraz daha erken ayrılabilse, çok oyalanmasa belki acaba koparabilir miydi yarışı diye de düşünmeden geçemiyor insan ayağının. Ama sonuç itibariyle bana göre yine parlak ve başarılı bir performansı ortaya koyduğu da unutulmamalı diye düşünüyorum. Onar Bey Kaba Kum'u ve Ankara Kum'unu çok sevdiğini bizlere gösterdi. Ali Beg ise yarışı her yerde ışman çizik çok doğru yerlerde takip etti. Doğru yerdeki sprinti ve zamanlamasıyla çok kolay da bir at değil ama çok klas ve kalite bir isim. Çünkü zor. Hemen kafayı kucağa veriyor. Öyle atlardan bir tanesi. Ama buna rağmen yani bu birincilikte ışmanın payının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Değerlendirmeyi alalım. Sonra bir Diyarbakır'a gidelim. İlk ayağı izleyelim. Tekrardan döneceğiz. Tolga neler söyleyeceksin? Koşunun temposunu beklenildiği üzere zafer meydanı verdi. O tayin etti tempoyu. Böyle bir pres yemesinde ben bekliyordum. O yüzden dördüncü sırada şans vermiştim. Çünkü bir yarış evvel Safkan kazandığında şartlı koşuda temposunu biraz daha kolay kabullendirdi. Ama bu tarz grup yarışlarda önde numara götürerek başarılı olmak biraz daha zor. Neden? Rakipleriniz de çok daha ciddi atlar olunca bu presi bu preslere maruz kaldı yarışın başından sonuna kadar. Zafer Meydanı bence yine de gayet iyi koştu. Potaya da akışlı girdi. Koşunun yükünü çekmesine rağmen. Onu ayrı bir parantez açalım. Kazanan Ali Bey muazzam bir at gerçekten. Bir yarış evvel daha önce Apprenti kardeşlerimize start alıyordu. Bir yarış evvel yanlış hatırlamıyorsam Ayhan Kurşun bindi ata. Ciddi bir sürprize imza attı. Şimdi bu defa akabinde grup koşuya çıkacak Safkan. Ne beklersiniz? Ayhan devam eder diye beklersiniz. Evet. Ayhan mı burada Zafer Meydanı'nı tercih etti? Ali Bey'in mi ilgilileri Hışman'a yönlendi bilmiyorum. Bir bilgi gelirse paylaşırız. Ama bu tercihler de biraz enteresan oldu bu koşu öncesinde. Akabinde evet. Bir mesaj vardı bu koşuyla da ilgili. Bu yüzden şeyi biraz geri planda ben önermiştim Zafer Meydanı'nı. Ali Bey'e geldiğimizde muazzam yarış koştu ama Onar Bey her yarış üstüne koyuyor gerçekten de. Dün için benim ilk sırada şans verdiğim isimdi. Ekip çok doğru bir kararla Safkan'ı Ankara'ya gönderdi. Sentetikte maiden koşularda zorlanırken bugün grup koşuda söz sahibi ki bana göre de kazanmış kadar başarılıydı. Aksiyon farkıyla koşuyu kaybetti Onar Bey dün için. Biraz böyle jokeyinin de üzerindeki duruşunu herhalde Ahmet de kendisini seyredince beğenmemiştir diye düşünüyorum. Yani son 200'e baktığımda Ahmet'i tanıyamadım ben atın üzerinde. Şimdi Ahmet Çelik kalibresinde, kalitesindeki bir jokeyin atın üstünde tamam zor bir at olabilir ama biraz daha düzgün duruyor olması lazım. Yani o iyi bir görüntü, daha iyi bir görüntü vermesi lazım bize diye düşünüyorum. Şimdi baktığınızda Ahmet Çelik şeyini görmedim ben atın üzerinde açıkçası. Yine de çok çok iyi koştu Safkan'ı. Dikkat edin. Bakın kamçı kullanışı, itişi. Yani at mı ona zorluk çıkartıyor dediğin gibi çok kafayı dikip. Bir Diyarbakır'a gidelim Tolgağan. Bir Diyarbakır'ı izleyelim. Bir iki at kaldı. Varsa ilave. Değil mi? Tamam. 3-4 at var. O zaman cümleni tamamla Tolgağan istersen. Evet. Evet. Yani dediğim gibi bir yarış sonra rövanşta daha farklı olabilir. Onar Bey rövanşı alabilir diye düşünüyorum açıkçası. Evet, ben de beğendim Onar Bey'i. Eray? Kazananı kutlayalım. Şimdi sene bitiyor. Bu atlar dörtlüye dönecek. Önümüzdeki sene koşulacak olan 1400 sonrası mesafelerde Onar Bey gruba çok net hakimiyet kurar. Bunun altını çizmekte fayda var. İyi bir at ve biraz da mesafe istiyor. Dün de müthiş koştu ancak 4 Nal Bey'i Zafer Meydanı'na aşırı pres yaptı. O presler olmaz. Koşu başlıyor sandın değil mi? Gidelim. Diyarbakır'a gidelim. Riske girmiyor. Başlıyor mu hakikaten? Diyarbakır'a gidelim. Evet. Ben bir gördüm onu. Ne oluyor? Atı. Baksa yakın.
Sabri'nin atı da kulvarındaki yerini aldı. Safkanlar Box içinde. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve ilk koşu başladı. 3 numaralı Şubat Han ve 5 numaralı Sabri'nin atı rakiplerinden 6'şar boy sonra koşuya başladılar. Koşunun izerdiğini 6 numarada Yalaz Bey'i aldı. Bir boy farklı öne geçti bu safkan. 1 numaralı Baş Kaynak ikincilikte. Üçüncülükte dışta 9 numaralı Kazazede var. Dördüncülüğe 5 numarada Sabri'nin atı sokuldu. Daha sonra iç kulvara yakın 7 numaralı Bağrı Yanık. Dışında 8 numarada Despot. Daha sonra 4 numarada Uçuran. İçinde 2 numarada Ergensoy. 5-6 boy kadar geride. Son sırada 3 numarada Şubat Han var. Safkanlar bu sırayla 1600'ü geçiyor. 6 numarada Yalaz Bey'i lizerdiğini sürdürüyor. Dışta 9 numaralı Kazazede, iç kulvara yakın 1 numaralı Baş Kaynak ikilisi yakın takipteki safkanlar. Bunların hemen dışından 5 numaralı Sabri'nin atı da önlere sokuldu. 9 numaralı Kazazede dördüncülükte kaldı bu metelerde. 1200 geçildi. 2 boy kadar gerisinde. 5'incilikte 8 numaralı Despot. Despot'un 4 boy kadar gerisinde 4 numaralı Uçuran. Uçuran'ın 3 boy kadar gerisinde 7 numaralı Bağrı Yanık. Dışında 2 numaralı Ergensoy. 1,5 boy kadar geride yine son sırada 3 numaralı Şubat Han var. Safkanlar bu sırayla son 800'e ilerliyor. 6 numaralı Yalaz Bey lizerdiğini sürdürüyor. 1,5 boy farkla önde bu safkan. İkincilikte dışta 5 numaralı Sabri'nin atı var. İç kulvara yakın 1 numaralı Baş Kaynak bu metelerde. Üçüncülükte dışlarında 9 numaralı Kazazede 3 boy kadar geride 8 numaralı Despot. Daha sonra 4 numaralı Uçuran 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Ergensoy. 5 boy kadar geride 3 numaralı Şubat Han. 3 boy kadar geride son sırada 7 numaralı Bağrı Yanık sırasıyla safkanlar son 600'e girdiler. 5 numarada Sabri'nin atı düzlüğe çıkılırken Lizardi'yi aldı rakiplerinden 2 boy farkla öne geçti. 9 numaralı Kazazede ikinciliğe sokuldu. İçeride 1 numaralı Baş Kaynak üçüncülükte. Daha geriden 4 numaralı Uçuran'ın en dıştan da 8 numaralı Despot'un çabalarıyla safkanlar son 200'e yaklaşıyor. Dıştan yaptığı ataklarla şimdi 9 numaralı Kazazede geldi. 5 numaralı Sabri'nin atını yakaladı. 9 numaralı Kazazede öne geçti. 5 numaralı Sabri'nin atı ikincilikte. Daha geriden içeriden 1 numaralı Baş Kaynak'ın 4 numaralı Uçuran'ın çabaları var fakat 9 numaralı Kazazede 1,5 boy farkla öne geçti. 2 boy oldu fark. 9 numaralı Kazazede önde. 9 numaralı Kazazede kazanıyor. 5 numaralı Sabri'nin atı ikinci, 4 numaralı Uçuran üçüncü, 1 numaralı Baş Kaynak dördüncü, 3 numaralı Şubat Han da 5. oldu. 9 numaralı Kazazede Caner Tepe ile kazandı. Evet. Kazazede de ben de bu arada Kazazede de bize imza attı. Arkadaşlarım online. o arada bakıyordum da. Evet. Küçük bir hatırlatma da yapalım. 19 lira ganyanla geldi. Cazip bir başlangıç oldu. Evet. Evet, cazip bir başlangıç oldu. Güzel de bir ganyan oldu. Hayırlısı. Neler söyleyeceksiniz? Kazazede bir kazayla başladı altılı ganyan herhalde. Yani Diyarbakır'da bu tip sürprizleri görmekte, bu tip sürprizleri normal yaşıyoruz. Dolayısıyla onu da şey yapalım. Sevgili Aslan Tepeli'den bir mesaj var. Hı-hı. Şeye o da vurgu yapıyor. Doğru aslında bizim dikkatimizden de kaçmıştı. Swiss Sky Dyer, anne hattına baktığımızda baba Dyer de bil, annesi Johannesburg'un kızı. Hı-hı. Türkiye'de de Johannesburg'un aygır oğlu kim var? Marka belli. Turkish Sword. O da var değil mi? Turkish Sword da var. Yani Johannesburg hattı, şimdi Markaveli çok daha çıkıştaki bir aygır olduğu için söylüyorum. Şu denenebilir, Markaveli kızları şeye giderse Daredevil'e inanılmaz uyumlu olur. Bir de özellikle anne hattında şey varsa, North'un Dancer hattı da varsa, genelde de oluyor zaten hatların. Evet. Çok çok benzer bir pedigree yakalanabilir. Bujiyi çekelim yazmış Aslan abi de. O da Markaveli'nin yetenekli kızı. İnşallah ileride olur. İleride tersi de olur mesela. Şey kızları da, Daredevil kızları da Markaveli'ye gelebilir tabii 4-5 sene sonra. Bu da bir şans bence atçılığımız adına. Markaveli kızları şu an için Daredevil'den çok ciddi başarılı verebilir. Swiss Skydiver şu anda dünyanın gündeminde. Çok yakın
bir pedigree yakalanmış olur diye düşünüyorum ben de. 5 startta kalmış bayağı. İkinci oldu değil mi? Sabri'nin atı sanırım. Genelde kalıyor startta bazen. Kalıyor. Şimdi ben de evet. Şey yazışıyordum da o esnada. 5 numarada ikinci. Evet. Pekala. Var mı ilave? Yok. Özetlere kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ali Bey'i konuşmuştuk. Bir İzmir'e gidelim Ali istiyorum. Ali Bey'i Eray yorumlayacaktı. Eray yorumlayacaktı. Evet. Ali Bey'i yarışına geçelim lütfen tekrardan. Evet, Dört Nal Bey ve Zafer Meydanı. Yani Zafer Meydanı'na şuradan vurgu yapmak istiyorum. Yani yarışın başından itibaren Dört Nal Bey ile hani ya sana ya bana mücadelesine girişti gibi. Aralarında bir boy bile fark yoktu start çıkışından itibaren. Dolayısıyla bu durumdan etkilenen taraf Zafer Meydanı oldu. Onun yarışını ölçü almayalım. Bundan sonraki yarışında farklı koşabilir ve bu öndeki sert tempoya rağmen Dört Nal Bey'in bitirmiş olduğu yer bence kıymetli. Hem rakibiyle didişiyor hem de o rakibini bastırıp öndeki o ikilinin arkasında üçüncülük elde ediyor. Bu sebeple ben Dört Nal Bey'in yarışını çok beğendim. Takibatlarımızdan biri olsun ve Onar Bey'in de hani bundan sonraki süreçte uzun vadede çok daha farklı yerlere geleceğinin altını zaten çizmiştik. Evet, bu arada bir mesaj var, onu şey yapmaya çalışıyorum da ona cevap vereyim. Demin konuşmuştuk ya Zafer Meydanı'yla. Zafer Ateş diyorum ben. Niye Zafer Ateş? Bugün koşuyor da. Doğru. Zafer Meydanı ve şeyleri o esnada şey yapıyorduk, yazışıyorduk. Onun da bilgisini vereyim şeyle. Ali Aslan'la, Urfa'yla. Ayhan Kurşun'a bin demişler. Ayhan Kurşun binmemiş. Zafer Meydanı tercihi. Zafer Meydanı'ndan yana kullanmış. Onun üzerine de Ali Bey'e Bunlar Atçılık'ta var. Dolayısıyla onun da bilgisi geldi. Onu da en azından paylaşmış. Kazandığı attan iniyor. Bir kez daha, evet. Tabii koşunun ön planda isimlerinden Zafer Meydanı. Koştuğu yarışlarda 1-2-1-1 olunca. Evet. Gerçi Ali Bey'in de yarışları fena değil. O da istikrarlı gidiyordu ama. Evet. Dolayısıyla Ali Aslan'a da buradan selamlarımızı iletelim. Kısmet böyleymiş. Atın sahibi kısmet böyleymiş. Evet Eray. Jokeyler zaman zaman böyle tercih hataları yapabiliyor. Hataları. Geçmiş olsun Ayana. Oluyor, evet. Var mı ilerlemiş? Ankara'yı bitirdik. O zaman İzmir'e geçebiliriz. Oradan hangi konuşulara? Peki İzmir'de ben açıkçası şu Besteker'i bir izleyelim. Pardon, düzeltiyorum. Önce bir Lucky Justin'i izleyelim diyorum. İzleyelim ya. Çünkü çok güzel bir yer. Tempoları konuşulması gereken bir koşu bence. İsterseniz İzmir 3. ayağı Lucky Justin'i verelim ve o tempoları değerlendirelim. Şimdi Lucky Justin bir yarış evvel Maiden kazandı Bursa'da ama o gün diğer Maiden'i gösterişli kazanan Tay'dan bir saniye kadar iyi bir derece ortaya koymuştu. Farklı olduğunu da ben söyledim atın o gün. Hatta hani Maiden'ın üstü bir at olduğunu ortaya koymuştu. Arkadaşlarımızla da o koşu sonrasında bir sohbet gerçekleştirdik. O gün atı koşan arkadaşlarımızla. Yani Maiden ayarı bir at değil. Bu net bir şekilde ortadaydı. Yalnız dün için Siyusan, Safkan koşunun temposunu verdi. Hem çok yüksek bir tempo verdi. Çok. Şimdi Muhammed Mirbilgin dün de ifade ettik yayında. Bizim şans da verdiğimiz, yarış da kazandığımız, yetenekli olduğunu da her fırsatta ifade ettiğimiz bir apranti kardeşimiz. Ama dün iki tane majör hatası oldu yarış içinde. Bunlardan bir tanesi tempoyu aşırı yüksek tutmak. Bence daha da kritik olan hata şu düzlükte at pisti ortalamış gayet güzel giderken atı bariyer dibine götürmesi. Oraya götürmese bu yarışı %100 kazanacak olan at Siyusan. Bakın bariyere gidince at hem bir mesafe kaybetti. Hem bariyer dibinde kaldı. Bir tarafı bariyer tam sıfırladı bariyeri. Aksiyonları bozuldu. Bir de rakibini görmedi. O metrelerde acaba içerideki atın geleceğini mi düşündü? Yok, dışarıdan kamçı kullanınca at da biraz artık temposu da düşüyordu. Bariyere kaçtı at bence. Dışarıdan kamçıyı kullanınca zaten yüksek bir tempo. At oksijen bitti. Bariyerden güç alacak diye bariyere kaçtı. At bariyere gitti. En majör hatası da buydu. Bence verdiği yüksek tempoya rağmen orta kulvardaki yerini koruyabilseydi, atın içeriye yatmasını engelleyebilseydi bu koşunun galibi tartışmasız Siyusan olacaktı. Onun ekibine geçmiş olsun. Muhammed kardeşim de bu yarışı izlesin. Eminim abileri de ona
gereken şeyi söylemiştir jockey abileri o gün için hipodromda. Çünkü İzmir'de böyle güzel bir hiyerarşi var. Hani aprentilere daha büyük, yaşça büyük abileri zaman zaman böyle nasihatlerde bulunuyorlar. Bunun örneklerini de duyuyorum. Ortaokullardaki yerini koruyacaktın. Artık içerideki at zaten geçeceğin belli onu. Sana hakim olamamış. Dışarıdan gelecek bir rakibin var. Ona da böyle bariyere kayıp sprint koridorunu boşaltmak büyük hatadır. Genel bundan sonraki yarışlarında da bence Muhammed kardeşimin kulağına küpe olsun. Kendisini geliştiren kardeşlerimizden eminim bu söylediğimizi de alıp bir yere not edecektir. Kazanan hatta mükemmel bir sprint yaptı. Mertcan hiç yarıştan vazgeçmedi. O da jokeylik kariyerinde bence gereken çıkışı da yavaş yavaş gerçekleştirecek. Yani hem start çıkışında ekstra bir efor sarf etti rakiplerinden kafayı almak adına, hem de yarış boyunca nefeslendirmedi tayı ve sonlarda da yapmış olduğu o Tolga'nın bahsetti bariyer dibine doğru kayma hamlesi taya yarışı kaybettirdi. Bence de yani bu yarış Aprantia'ya yazar. Normal şartlarda Sivus'tan koşuyu kazanırmış, ekibine geçmiş olsun. Kazanan da çok etkili düzlük sprintiyle rakibini bastırdı. Burada da Mertcan'ı kutlayalım. Rakibinin koparmaya çalıştığı evet. mücadelede hiç pes etmedi ve finalde de karşılığını aldı. Evet. Yani sonlardaki Mertcan'ın atın üstündeki o aksiyonlara uyum sağlaması, atın aksiyonlarına, teşviye, çalışması harikaydı. Dört dörtlüktü Mertcan. Bestekar'a geçelim. Bestekar da dün hakikaten starttan itibaren almış olduğu koşunun liderliği son metrelere kadar taşıdı ve tırnağının ucunda bir şekilde İzmir'e gittiğini bizlere gösterirken bu gruba kolay kolay geçilmeyeceğini gösterdi. Kardeşcan bayağı böyle bir şey geldi. Daha önce de geçmişti kardeşcan. Evet. İçeri aldı, tekrar oradan dondu. Orada da hata da içeri girmişti. Ben de açıkçası niye içeri girdi onu şey yapamadım. Mehmet at mı kaçtı acaba diye düşünüyorum. Ya biraz kaçtı gibi şey ama yapmadı. Mehmet onu tutardı atın. Dışında tutsa geçer geçmez ayrı ama mücadele biraz devam ederdi. Devam edebilir diye düşünüyorsun ama çok iyi hazırlamışlar. Haskaraca bildiğim kadarıyla ilaç çekilmişti. Alabalık yapılmıştı ayağına. Dolayısıyla ondan kötü koştu. Bir sonraki yarışı biraz daha farklı olabilir. En azından Bestekar'la benzer stilde koşan isimler olduğu için, koşu önlerde kabullenen isimlerden biri olduğu için Haskaraca'nın gerçek Haskaraca gibi koştuğu koşularda Bestekar'ın işi belki bir tık daha zorlaşabilir düşüncesindeyim. Dolayısıyla Haskaraca'nın bu koşusunu çok ölçü almayalım. Yarış gördü diyebiliriz. Yine de üçüncü. Tedavi dönemi sonrasında bu hale geldi ki bir sonraki yarış çok daha farklı olacaktır. Onu da söyleyelim. Evet. Ben geçen ay Yüksel abiyle konuşmuştum. O arka arkaya koşulan koşulardan sonra Safkan'ın biraz zayıfladığını söylemişti. Bir de tedavi süreci sen bahsettin ne yapıldığını zaten. Evet. Onun üstüne yine baktığın zaman öndeki ikiliyi sayma arka gruba üstünlük kurmaya başardı. Uzak farkla da olsa kış sezonunda Haskaraca'yı yarışlar kazanırken izleyeceğiz. Onun dışında şöyle de bir detay var. Sanki uzun mesafede Besteker Kardeşcan'a geçit vermez gibi duruyor. Kısalarda belki işler değişir ama uzun mesafede Besteker çok net rakibinden önde. Evet. Pekala. Farklı bir at. Ekip de çok iyi hazırlamış atı. Galoplarında da ciddi dereceler ortaya koymuş. Uzun mesafeli bir galop yapıp 1200 son 400'ün 25.5 girmek fotoya. Böyle her atın yapabileceği bir iş değil. Çok kaliteli bir at zaten Besteker. Tebrik ediyorum ekibini de. Dediğim gibi Kardeşcan da dışında kalmayı sürdürmesi gerekirdi Mehmet Kaya'nın. İçeriye gidince zaten oradan sonra Besteker'in hakim olacağı netleşti. Geçer geçmez ayrı konu ama biraz daha mücadelesini sürdürürdü diye düşünüyorum Kardeşcan. Pekala. Bir de diyorum şeyi izleyelim, Tay koşusunu izleyelim. Arapsay bir şartlı koşuyu evet. izleyelim, seyredelim. Arkadaşlarımız ekrana getiriyorlar. Demir Dalga yani İzmir'de 5. ayak Demir Dalga gelsin. Çok fit ve çok sağlıklı bir şekilde. 7. koşu. Çok tabii start Tay koşusu olması neydi? Bir şartlı koşu olunca çok toplu bir start olmadı belki ama hazır taylardan biri olan Demir Dalga ve 8 numaralı tay Joker, ne Joker'di? Sultan Joker ön tarafa düşen isimler oldular. Hani Demir Dalga ile ilgili Bursa'dan zaten çok inanılmaz bilgiler geliyordu idman pistindeki görüntüsü ve durumu ile ilgili ki
bunu paylaşmıştık. Nerede paylaşmıştık? Şeyde hem tabii diğer koşuları nerede konuşuyorduk her şeyde? Fanatik Gazetesi'nde. Hattımızda. 0888 233 51 51. Bizim de alışmaya çalıştığımız bir hat. 0888 233 51 51. Hani ola ki gazeteyi bulamazsınız, ola ki farklı diğer şehir yorumlarıyla ilgili o hattan da ekibin yorumlarını izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. 0888 233 51 51. Orada da bu detayları, son dakika bilgilerini paylaşmıştık İzmir'den. Bursa'dan çok fit ve sağlıklı geldiği yönüne dair ki Mahsun Demirbaş oradaki birincisiyle birlikte. Yarışı son metrelerde biraz zora soktu aslında Mahsun ama sonuçta Tayyip Oto yapmayı başardı. Bu yarış sonrasında çok daha farklı yerlerde olacaktır kanaatindeyim. Dolayısıyla bir sonraki yarışı çok daha değişik, çok daha farklı olabilir. Çok daha kolay bir yarışa imza atabilir. Yine ölçü alınmaması gereken isimlerden bir tanesi bir numaralı Tay. Dolayısıyla Al-Fugara. Evet. Al-Fugara. Favoriydi. Çok favoriydi. İyi koşmadı. Çok ölçü almayalım bu koşusunu. Çok daha farklı bir yarış gelebilir düşüncesindeyim bir sonraki koşusundan. Evet. Tolga'nın. Yani Demir Dalga beklediğimiz bir performans ortaya koydu. Bursa'dan çok hazır bir şekilde İzmir'e bu koşuya gittiğine dair çok iyi galoplar yaptığına dair bilgiler vardı. Bu bilgilerin boşa olmadığı da Safkan performansıyla bunu kanıtladı. Evet. İnatçı karakteri sahip bir isim. İkinci olan Sultan Joker de en az onun kadar başarılıydı. İki kazanan olan bir koşu diye düşünüyorum. Diğer Safkanlar pek öndeki ikiliye açıkçası müdahale edemediler. Daha ziyade tabelanın en iyi yerleri için mücadele ettiler. Bunlardan da Kerven Kıran nispeten arka grubun biraz daha önündeydi diye düşünüyorum. Ama ikinci olan Sultan Joker de ilk startında meydandan çıkmaya yakın. Evet, bölünen şartlı birin iyi derecesi burası. 1.21.98 bitti. Diğer taraf 1.22.75. Sanırım Sultan Joker'in de en büyük şanssızlığı buraya denk gelmesi. Yani diğer tarafa denk gelse kolay kazanıyormuş. Benim nazarımda kazandı. Ketme dün benim kazandı değil mi o koşu? Evet, ketme kazandı orayı. Bu Joker yavruları bir aydır toparladı. Evet. Joker yavrularının da çok erken hazırlanan taylar verdiğini bir kez daha not edelim. Dünkü tayda iyi koştu. Evet. Pekala, o zaman biz bulanlara hayırlı uğurlu olsun diyelim ve hatırlatalım Bosphorus dergisinde soracağımız soruya doğru cevap veren 3 kişiye vereceğiz. Yine katılabilirsiniz, doğru cevabı gönderebilirsiniz. Az sonra sorumuz gelecek. Çok zor bir soru da olmayacak gerçi ama en azından sizlerden de cevapları bekliyor olalım dedikten sonra biraz katkılarınıza bakalım ve Diyarbakır'da Padova bağlandığında arkadaşlarımız hemen yan tarafa koyarlarsa da sevinirim dedikten sonra bugün Yamanlar bir kutluyor. Lord of Game kazanacak demiş. Mehmet Marango sınırlı sayıda dergimize ulaşmanız için güzel bir fırsat demiş. Tay TV'de seçilen 3 kişiden biri olabilirsiniz demiş. Ve Bosphorus dergisinin genel yayın yönetmeni paylaşmış. Biz de aktaracağız dostlarımıza. Yine şöyle aşağı iniyoruz. Ziya Keleş ufak oynayan her zaman cesaretle oynar. Dediğimiz olay budur demiş Ziya Keleş. Cengiz Göroğlu, Fenerbahçe 820'den sevgiler saygılar. Biz de aynı şekilde iletelim selamlarımızı, sevgilerimizi. Abi iyi yayınlar, herkese selamlar. Abi yıllar önce çok değerli abilerimle güzel bir ekip resmi demiş. Ömer kardeşimiz paylaşmış. Hakikaten sağdan önemli isimler var. Tabii siz ekranda daha net görüyorsunuz isimleri. Epey eski bir fotoğraf. Çok. Evet. Metin Hoca'yı görüyorum. Zafer'i gördüm burada. Zafer Temiş'in Haldun mu bilemedim. Ondan sonra çok şey bir fotoğraf. Siz daha net ekranda büyük görüyorsunuz fotoğrafı. Büyük fotoğrafları gördük. Evet. Yine Murat Kurt, Sipahi Ocağı'ndan selamlar. İyi yayınlar. Karşınızda Diamond demiş. Sipahi Ocağı'na da buradan selamlarımızı gönderelim. Atçılığın farklı bir disiplininde. Tabii. Orada değil mi? Birincilik. Evet. Köklü bir kulüp. Kulüp. Onu da buradan paylaşmış olalım. Atları gösterin, atlara bakalım demiş. Atlara bakıyorsunuz aşağıda gördüğünüz gibi. Dolayısıyla biz ne gösteriyoruz? Futbolcuları göstermiyoruz ki bir saatte. Aynen. Dolayısıyla onlar futbolcu değil, belki ufak olabilir ama atlar genelde. Abi günaydın. İzmir'de uzun süre koşan birbirleri rekabet halindeki Demir Döven ve Şahbazlı acaba aygırlığa mı ayrıldı? Her ikisi de aygırlık yaptı ama Şahbazlı'yı yakın zamanda kaybettik. Onu söyleyeyim. Evet. Sarraf da yine aynı şekilde yakın zamanda kaybettiğimiz aygırlardan biri.
Yine harikasınız abi, iyi yayınlar demiş babanın oğlu Kemal. Bir sağlıkçı olarak iyi yayınlar diliyorum demiş Erkan Kaygısız. Şükrü arkadaşımız da yine teşekkürlerimizi iletelim. Hakan abi, Manavgat'tan selamlar. Antalya'dan Adnan Benli'ye selamlar mesajı varken 96 Malı Ganyan Bay İzmir Güzel Yalı'ya selamlar. İyi yayınlar, herkese bol şanslar dileriz. Seviliyorsunuz demiş. Sağ olsunlar. Yine paylaştığımız mesajlar vardı. Arka arkaya geliyor. Daha önce okuduklarımızı dedikten sonra Cengizhan Şahin YouTube üzerinden yayın harika. Seviliyorsunuz. Messi, Neymar, Suarez demiş. Dijitürk olan evde net bir şekilde YouTube üzerinden izleyin diyorlar. Öyle bir şey var herhalde galiba. Anladığım kadarıyla YouTube bu ekrana veriyorlar anladığım kadarıyla. Ha, evet, verilebiliyor. İzleniyorsunuz diye biz de YouTube'daki yayınımızda paylaşmış olalım buradan. Doğum günün kutlu olsun kral demiş. Benim doğum günüm değil, Halis Karataş'ın doğum günüydü. Sanırım onunla ilgili bir kutlama mesajı yazmış Cihan Kurt. Gümüşdere Köyü'nden selam saygılar sunarım. Sizleri ekranda görmek çok güzel. Abi Eray'a selam, pankarta gerek yok. Reklam yeterli selam demiş var. Ersan Aktaş. Yine Babacan günde iki program, sabah iki program, akşam bir tane Doğu ve Üzerine Yabancı Yarış çok değil mi? Kaç kişi bunu oynayacak demiş. Tabi yarış seçerek, program seçerek oynamak en doğrusu. Sinan Özer demiş ki dün ikinci altılı gayen 15'te başladı. Bugün 15.30, bir nedeni var mı? Balçova'dan çok selamlar, iyi yayınlar demiş. Özel bir nedeni herhalde yarış ışıklandırmalarla alakalı oluyor tabii, bazen. Işıklandırmalarla ilgili. Temel Takır, Hakan abi en yorumlardan sonra ortak kupon yapsanız güzel olmaz mı demiş. Valla tabii herkesin kendine göre yorumları ve görüşleri oluyor. Ortak kupon yapmaya kalktığımızda bazen tuttuğumuz atlardan feragat etmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla herkes kendi kurgusunu paylaşıyor. Hakan Bey, artık nostalji yarışları göstermeyecek misiniz? Göstereceğiz ama bu ara böyle yabancı yarışlar, yerli yarışlar hepsi bir araya gelince tabii ki biraz zorlanabiliyoruz. O yüzden ama ilerleyen günlerde tekrardan tabii ki göstereceğiz. Muzaffer Yardımcı bir fotoğraf göndermiş Safkan'ı ile birlikte. Selamlarımızı iletelim. Selamlar. Tuzla 288'den saygılar mesajı var. Bir mukabele diyelim dostlarımıza. İyi yayınlar Son Müzik ekibi. Hakan abi, Kenan Hoca bir anda kayboldu ortalardan. Bir bilgi dizi var mı? Yarışları hiç kaçırmaz. O da maalesef Kenan Hoca da maalesef kaybettiğimiz atlardan bir tanesi. Abi, at yarışıyla ilgili bir şey öğrenmek istiyorum. Altılı Ganyan'da 6 koşunun 6'sında kazanan jokey var mı? Var. Halis Karataş ve Dede Mutlu. Halis Karataş ve Dede Mutlu 6'da 6 yapanlar. Halis Karataş 7'de 7 yaptı. O gün Altılı Ganyan dışındaki koşuyla kazanarak 7'de 7 yaptı. Dede Mutlu ise 6 yarışı kazandı. Ama oğlu Hasan Mutlu da diğer koşuyu kazanırken mutlu mesut bir güne imza attılar diyebiliriz. Abi, bugün gömlekleriniz harika, siyah beyaz asilliği demiş. Teşekkürlerimiz dedim. Tam tabii bizim biraz daha Tolga'nınla değil mi? Evet. Daha maviye falan yakınlar. Maviye, turkuaza yakınlar. Evet, siyah diyelim. Pekala, şimdi Cenk'e de buradan teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi Diyarbakır yarışları aşağıda duruyor ama biz sorumuzu yavaş yavaş, vaktimizde artık tabii bir de yarışlar olacak, tahminlere de geçeceğiz. Sorumuzu soralım. Arkadaşlarımız ekrana getirsinler. Doğru cevap veren 3 kişiye Bosfos dergisini göndereceğiz. Bu anlamda da geliyor. Bu yıl 41. kez düzenlenen Türkiye Jokey Kulübü koşusunu en çok aşağıdakilerden hangi jokey kazanmıştır? A. Halis Karataş, B. Selim Kaya, C. Saadettin Boyraz, D. Akın Özdeniz. Kutuya koyarsanız biz de kenarda duralım. Bu yıl 41. kez düzenlenen Türkiye Jokey Kulübü koşusunu en çok hangi jokey kazanmıştır ki bugün aynı zamanda, bugün 41.si düzenlenen diyelim, biz o soruyu o şekilde söyleyelim. Bugün 41.si koşulacak olan Türkiye Jokey Kulübü koşusunu en çok hangi jokey kazanmıştır? Halis Karataş mı? Selim Kaya mı? Saadettin Boyraz mı? Akın Özdeniz mi? Şık da yazabilirsiniz, isim de yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada mesajlar geliyor. Bakalım doğru cevaplar var mı? İlk doğru cevap doğruydu Fatih. Yanlış. İlk gönderdiğin doğruydu diyelim. İki cevaptan ilki doğruydu. Yine Hakan Kılıçarslan mesaj göndermiş. Dettori 7'de 7 yapmıştı abi diye. Doğru, ama yani Türkiye'deki jokeyleri biz o anlamda paylaşmıştık diyelim. Cevaplar gelmeye devam ediyor. Bakalım doğru cevapların sayısı kaç tane olacak, ne kadar doğru cevap olacak? 3 kişiye, 3 izleyicimize vereceğiz bu dergilerden diyelim. Hatta şey yapalım diyorum.
biraz ipucu versek mi diyeceğim de ipucu vermeyeyim. İsimler sende yazıldı değil mi Eray? Hangi safkanlar oldukları. Ona da bakalım buradan bir kez daha. doğru valla. Hatırladığım mesela bu jokeyimiz Hayrullah Doğan ikilisiyle kazanmıştı bu koşuyu. Evet. Güzel bir cevap geldi. Güzel bir cevap geldi. Ne öyle söyleyeyim. Peki. Attan isimlerini söylesek herhalde şey olur. Büyük kopya olur değil mi? Olur. Yani özellikle bir tanesini söylediğin zaman. Çok çıkar diyorsun evet, ortaya. Bir tane söyleyeyim mi? Yok. Yani bayağı. Böyle sorular olunca tüyo vermeden kendimi durduramıyorum. Peki o zaman sen bir ufak bir tüyo ver ama çok böyle. Ama doğru mu bilmiyorum. Kontrol etsinler aklımda kaldığı kadarıyla. Neşbişip. Doğru mu herhalde? Doğru. Doğru biz şeydeydik o gün. Ankara'daydık yanlış hatırlamıyorsam. Neşbişip de kazanmıştı. Sandım. Pekala. Cevaplar gelmeye devam ediyor. Hakikaten bayağı cevap geldi. Cepten de çok hala cevaplar devam ediyor. Geliyor tabii. Saadettin Boyraz, Akın Özdeniz, Selim Kaya, Halis Karataş hepsi son derece kıymetli, değerli jokeyler. Her biri hakikaten çok önemli yarışlara, çok önemli birinciliklere imza attılar. Ama doğru cevabımız kim? Doğru cevabı önce atların isimlerini söyleyerek, daha sonra jokeyin adını söyleyerek Eray'dan dinleyelim bakalım. Hangi atlar kazanmış, kimler kazanmış oradan bir Eray'dan dinleyelim. En son kazandığından başlayalım. Tamam. Trapper, Tiramisu, Neşbişip, Mitiko, Talipan, Fines. Maşallah. Fines, evet. Herhalde Fines. Yani Fines. Artık en son kazandı derken ilk en geri. Evet. Bir daha söyle. Trapper. Trapper, Tiramisu, Neşbişip, Mitiko, Talipan, Fines. Trapper, Tarık Aydın. Evet. Değil mi? Öbürü? Taşbek, Tiramisu. Taşbek. Neşbişip, Hayrullah Doğan. Mitiko. Necati Demirkol, Talipan, Talip Öztürk, Fines de. Ve Salih Kaya, Kaya Ekürsü'nün safkanlarıyla. Doğru cevap Selim Kaya. Kaç kez kazanmış toplam? 6 kez kazanmış. Bakalım doğru cevaplar nereden? Hemen bir rakam alalım. 3 tane rakam alalım herhalde senden. Benden 3 gelsin. Hayır, 1'e vereceğiz bir kere ilk doğru cevabı. Evet. Senden 3 geliyor. Ben değişiklik yapıp 11 diyorum. 11'de Tolga Han'dan geliyor. 1, 3 ve 11. B veya Selim Kaya cevabına Bosphorus dergisini göndereceğiz. Hemen bakıyoruz. İlk cevap gelsin arkadaşlar. Ekrana verelim. B Selim Kaya Ramazan arıya gidiyor. 2, 3'e bakacağız. Selim Kaya Kasım Rallas Bosphorus dergisi Tarsus'a gitti. Bir de 11 değil mi? 3 demiştik. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 Çağlar Oskaya da yine doğru cevap gidiyor. 11. doğru cevap olarak Bosphorus dergisinin Ekim sayısını adreslerine göndereceğiz. Arkadaşlarımız hemen adres bilgilerini alsınlar. Bizim buradan göndereceğiz. Önümüzdeki haftada yine aynı şekilde dergi gönderiniz devam edecek. Bir tam ekran görelim bakalım Diyarbakır'da durum nedir? Üçüncü ayakta bir bakalım. Daha yeni giriyorlar safkanlar. Dedikten sonra günün yorumlarına yavaş yavaş geçelim mi? Biraz bakalım mı diyorum. Belki cevaplar da tabii çok sayıda cevap geldiği için. Hatay Spor'dan iyi pazarlar. Süper Lig'in tek gol yemeyen Büyük Hatay Spor taraftarına herkesten selamlar mesajları var. Yine gönderilen doğru cevaplarınızı görüyoruz çok sayıda. İyi yayınlar, selamlar, saygılar. Günlerden Adana Demirspor geleneksel derbi ciğer organize de arkadaşlarla yaptık demiş. Afiyet şeker olsun diyelim buradan biz de bir kez daha. Yine Selim Kaya doğru cevabı çok sayıda gelmiş ve gelmeye de devam ediyor. Atların isimlerini de yazan dostlarımız var. Emre Kılıç hepsini yazmış. Teşekkürlerimizi iletelim. Şöyle yukarıya geldikçe mesajlar devam ediyor. Keşke TCK'da 5'te kalanlar için bir amorti ikramiye gibi bir şey dağıtılsa oyun teşviği yarışları mutlu etmesinden güzel olmaz mı? Saygılar demiş. Daha Hankaya, Aydemir 35'te aylar sonra merhaba özlendiniz mesajları var diyelim. Evet Aydemir'den de mesajlar geldi. Şimdi Diyarbakır'dayız değil mi? Diyarbakır'ı ortaya koyalım.
biz tahminlerimize geçelim. Neresi için? İstanbul için tahminlerimize geçiyoruz. Arkadaşlar ortaya evet bu şekilde koyalım. Ama sizler notlarınızı alarak İstanbul tahminlerimizi, yorumlarımızı yapmış olalım biz de buradan bir kez daha. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda oldukça keyifli bir yarış programı için tahminlerimize başlıyoruz. Dördüncü koşu 2. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı olarak gerçekleştirilecek. 3 yaşlı Arap Taylı'nın Handikap 14 mücadelesi. 3 numaralı Sapa Dere. Bu mücadelede benim öne çıkaracağım Safkan. Annesi bir caş kızı, babası Aya Bakan. Çim pistte çok yatkın bir orijini var Safkan'ın. Mesafe her şey istediği gibi ben ilk şansı Sapa Dere'ye vereceğim. Bu koşu sonrasında da takip etmeye devam edelim bu Safkan'ı. Bana göre ilk sert ve hatta tek bir rakibi var. O da bir numaralı Süpermen olacak. Koşmuş olduğu yarışları bu grup için hayli tatminkar. Sapa Dere'nin ilk ve sert rakibi bir numaralı Süpermen olacaktır. Benim kanaatime göre 3-1 bu iki Safkan yeterli görünmekte. Evet. Evet, ben de bir numaralı Süpermen'le başlamak istiyorum. Nedeni ise henüz iki yarış önce Kubilay Bey gibi çok ciddi rakibine kafa tutmuştu o gün. Bugünkü rakipler biraz daha denk gibi. Kazanmaya çok yakın. Kalite kısrak Nedimem'in yavrusu altın malı Onuk'tan. Daha sonra pedigrisi itibariyle bu mesafeleri çok iyi koşabilecek ve bundan sonra da çok daha iyi seviyelere gelebilecek olan 3 numaralı Sapa Dere. Ve yine anne kanatına indiğim zaman Baydar Şah ve Allah aleme dayanan bir kağıda sahip olan 4 numaralı Süslü Güzel. Yani 1, 6, 3 ve 4. Evet, bu arada Diyarbakır'ı izleyelim. Bir at kaldı dışarıda. Ardından da İstanbul yorumlarımıza devam edeceğiz. Diyarbakır'dayız. Ardından ilk ayak yorumlarım gelecek. Hovarda Baksa yakın. Hovarda da yerini aldı. Safkanlar Baks içinde. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi. Evet, verildikten sonra bir numaralı Balıkçı Faik tökezledi ve jokeyi Ersin Kılığı üzerinden düşürdü. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Ersin Kılığa. 11 numaralı White Legend çıkışla birlikte liderliği aldı. 1,5 boy farklı öne geçti bu Safkan. 10 numaralı El Fuego ikincilikte. 1 boy kadar gerilerinde bu metrelerde 3 numaralı Run üçüncülükte. 3 boy kadar geride 9 numaralı Otantik dışlarında 12 numaralı Cranberry Queen. Bariyer dibinde 2 numaralı Hovarda. Hovarda'nın 1,5 boy kadar gerisinde 13 numarada Spooner's Diamond sırasıyla Safkanlar son 600'e girdiler. Dıştan yaptığı ataklarda 10 numarada El Fuego içerideki 11 numarada White Legend'ı yakalamak üzere. Bu iki Safkan ön plandalar. 3 boy kadar gerilerinde 3 numarada Run 3.lükte. Run'ın 3 boy kadar gerisinde 12 numarada Cranberry Queen sırasıyla atlar virajı döndüler. Son 400'e girildiğinde 10 numarada El Fuego 2 boy farklı önde. İkinciliğe bu metrelerde 3 numarada Run sokuldu. Farkı azaltmaya çalışıyor rakibiyle Run. Daha geriden dıştan 8 numarada Green Violet'in içeriden de 7 numarada Aral Bey'in çabaları var. Son 100'e girildiğinde 10 numarada El Fuego 3 boy farklı önde. İçeriden 7 numarada Aral Bey'in çabaları var. Fakat yine 2 boy farklı 10 numarada El Fuego önde. İçeriden 7 numaralı Aral Bey giriyor. Aral Bey kazanıyor. 10 numarada El Fuego 2. 3.lük için 3 Safkan. Fotoyu birlikte geçti 7 numaralı Aral Bey, Halil Polat'la kazandı. Aldı. Safkanlar Baks içinde. O da onu. Evet. Aral Bey maşallah ne sürpriz yaptı ve pardon ne sprint yaptı ve genelde sürpriz bir neticeye imza attı. Dün şey diyorduk önde çıkanlar kazanıyor. Bugün de bekleyenlere birazcık tabii günde o da. Duydular. Yarış El Fuego çok süratli bir Safkan'dı. O süreti tabii ki düzlük üzerinde en iyi değerlendiren isimlerden biri Aral Bey oldu. Burada da izlediğimiz gibi şu anda herhalde 3, 6, 7, 8.likteki Kır Safkan. Peki gelelim biz İstanbul'a. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 3 numaralı Sapa Dere. Şimdi çok erken hazırlanan taylardan biriydi bu aslında. Daha normal 3 yaşlı taylar binekleri yapılırken neredeyse sahaya çıkan taylardan biriydi Sapa Dere.
Fakat geç başladı yarışın. O esnada herhalde belki bir şey oldu. Bir şey atlatmış olabilir. Bundan bir ay önce, bir iki ay önce başlamıştı yarışı atla. Ama güzel bir seri yakaladı. İkinci, birinci. Bence bugün Sapa Direk Kocakaya ile birincinin en güçlü adayı olarak gözüküyor. Karşımıza çıkan isimlerden bir tanesi. Bir numaralı Süpermen. Tabela içerisinde yer aldığı yarışları bence tatminkar. Bugün en ciddi rakiplerinden biri olacak. 6 numaralı Onuk'tan, 5 numaralı Atlıkağan ve 9 numaralı Kazanlı. Eğer burayı biraz geniş tutacaksak yazacağımız isimler olsun, sıralamam. Öncelik olarak 3-1 Sapadere ve Süpermen, büyütüyorsak 6, 5 ve 9 deyip bana göre günün en zor koşusu olan ikinci koşuya, ikinci ayağa geçiyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Bence de çok zor bir koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap kısraklarının handikap 15 mücadelesi. Mesafe de uzun. Dolayısıyla koşu biraz sonlarda zor bitebilir bazı isimler için. Ben ilk şansı yarış gören 4 numaralı Petek Kan'a veriyorum. 2 numaralı Uçan Naz çok istikrarlı yarışlar koşuyor. Bugün de istikrarını sürdürebilir. 1 numaralı Turbo'nun Gülü. 3 numaralı Aslan Seda. 5 numaralı Zor Müzeyyen. 7 numaralı Bersun Ateşi, 6 numaralı Peksus, 11 numaralı Ferhal, 9 numaralı Foto Kızı ve 12 numaralı Gonca. Diğer şanslı gördüğüm isimler, ama imkan varsa gelin burayı hepsi yapalım. Kim kazanırsa kazansın, sürpriz diyemeyiz bu koşuda. Evet, Eray. Evet, çok zor koşu ve arada ciddi anlamda siklet farkları var. Ben de bu sebeple 9 numaralı Foto Kızı ve 12 numaralı Gonca ikilisine eşit şans vermek istiyorum. Foto Kızı'nın son yarışı çok iyiydi. Aylar sonra etkili koştu. Gonca'nın da son Bursa performansını beğendim. Dolayısıyla 9-12 bende ön planda. 2 Uçan Naz, 4 numaralı Petek Kan, daha sonra 1 Turbo'nun Gülü, 8 numaralı Akdeniz Fırtınası ve son olarak 6 numaralı Peksus. Valla hakikaten çok zor bir koşu. Yani hani bakıp da üzerini sileceğiniz at yok. Şu kesin gelmez diyeceğin at yok, ama bir sıralama vereceğim tabii ki. Bir kere yetenekli aprensi Kaan Can Gökçe ile 2 numaralı Uçan Naz istikrarlı isimlerin başında geliyor. İlk şansa sahip. 4 numaralı Petek Kan aradan sonra son koşuda bir ara düzlükte kazanıra girdi ama kaldı. Bugün açıkçası şanslı isimlerden biri olarak görüyorum. 3 numaralı Aslan Seda gruptaki istikrarlı bir diğer isim derken, 9 numaralı Foto Kızı bu rakiplerine oranla sahip olmuş olduğu siklet avantajını, ki 51 kilo gibi, en iyi şekilde değerlendirecek safkanlardan biri olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla 9 numaralı Foto Kızı yazmadan bence kupon yapmayalım. 5 numaralı Zor Müzeyyen bu zorlu koşuyu kolaya çevirebilir belki, aman dikkat diyorum Zor Müzeyyen'e. 6 numaralı Peksus, 11 numaralı Ferhal. Ki uzayan mesafe lehine, özellikle koşu başlarda biraz tempolu giderse düzlük sprintiyle bir sürprize imza atabilir 11 numaralı Ferhal. Ve son günlerde böyle sürpriz safkanlarla adını çok sık duyduğumuz Ali Kaçmaz idaresindeki 12 numaralı Gonca, hatta 8 numaralı Akdeniz Fırtınası dahi bu kuponda yer alabilir, kuponlarda yer alabilir. Zorlu bir ayak. Ben açıkçası bu ayağın mümkün olduğunca fazla isme şans tanıyacağım. Kim bunlar? 2, 4, 3, 9, 5... Bunlar zaten olmazsa olmazlar ama 6, 11, 12, 8, 7, Bersun Ateşi, bunlar hep yazılabilecek, değerlendirecek isimler. 1 numaralı Turbo'nun Gülü, 10 numaralı Bonjour El Semavi, bunların hepsi bu ayağın ne kadar çok at yazarsak o kadar rahat geçebiliriz kanaatliyim. Zaten diğer ayakları az atla geçeceğimiz için ben günün kalabalık ayağı olarak burası gördüm. Bu esnada arkadaşlar ekrana idmanları verebilirsiniz tabii ki, boş Diyarbakır Padonu'nu göreceğimize idman pisti görüntüleri olabilir dedikten sonra Fatih Sultan Mehmet koşusuna geçiyoruz. Bir sonraki ayak long runner ayağı, idman pistinde de 6. koşu gelebilir ekranlara. Evet. Grup 1 Fatih Sultan Mehmet koşusu. 6. koşu idman 1600 pisti. Metre. Long runner için pistler, mesafeler değişiyor. Gelsin. İdman pistinde 6. koşuyu verebilir miyiz arkadaşlar? Evet, evet, geldi. Long runner için pist, mesafe, hipodromlar değişiyor. Sonuç değişmiyor. 3 ayrı hipodromda 3 farklı pistte grup 1 kazanmayı başarmış müstesna atlardan bir tanesi long runner. Ekip zor kararlar alıp 1600'e koştu atı. Orada kazandı. Sonra uzuna çıktı, yine kazandı. Bu defa mesafe yine 1600. Ama şöyle de bir detay var.
Eminim herkesin de dikkatini çekmiştir tabii. Benim özel yaptığım bir tespit değil ama bir hatırlatmada bulunalım. Long Runner son yarışlarını kampçı kullanmadan kazanıyor. Yani jockey'i sadece bir teşvik yapıp bırakıyor. Safkan rakiplerine hakim oluyor. O yüzden bu kadar sermayeli fotoya giren bir Long Runner'ı geçmek, onun bileğini bükmek bence zor. Bu formüle Long Runner varsa yanına rakip ben açıkçası öneremem. O yüzden de günün büyük favorisi Long Runner'ın ben de kazanmasını bekliyorum. Evet. Vallahi bu yılın Gazi Galibi Colt Victory'yi bile gölgede bırakan performanslar sergiliyor Long Runner. Çok müthiş bir at. Tolga'nın bahsetti. 3 farklı pistte grup bir başarısı elde etmiş bir isim ve son 7 yarışının 6'sı grup 1 birinciliği. Bunu en son Bolt Pilot'ta görmüştük. Arka arkaya 11 yarış kazanmıştı. Birçoğu grup 1 koşuydu. Ondan sonra böyle bir istatistik görmedik. Dolayısıyla Long Runner mesafe uzun da olsa, kısa da olsa, çim de olsa, kum da olsa bu yarışlarını sürekli yapabilen özelliği var. Bugün de kazanmaya çok yakın. Ancak nasıl geçilir ben kendi kafamda biraz kurguladım. Altılı Gayan da bugün biraz ikramiye verecekse Long Runner'ın geçilmesi lazım. Nasıl geçilir ise cevabı şu, yarışın mümkün olduğu kadar yavaş gitmesi lazım. Burada da Yamanlar Bey ve Şarpa'ya biraz iş düşüyor. Mümkün olduğu kadar koşu yavaş götürürlerse Long Runner'ın var olan yüksek şansı biraz daha azalabilir. Bu devrede Yamanlar Bey'i devreye girecek ilk isim olabilir ki muhtemelen yarış önlerde kabullenecek safkanlardan biri. Ben bu sebeple Yamanlar Bey'ine şans vermek istiyorum. 4 numara Şarpa ve 1 numaralı Kuzey Kafkasyalı da daha sonra Long Runner sonrası Yamanlar Bey, Şarpa, Kuzey Kafkasyalı şeklinde bir sıralamam var. Evet. 2 numaralı Long Runner. Yani hani söyleyecek bir şey yok. İdmanda bile pırıl pırıl görüntüsüyle dikkat çekiyor. Hepsi çok değerli safkanlar. Long Runner dışında bu koşuya katılan diğer 5 safkan da hepsi birbirinden kıymetli, birbirinden değerli isimler ama hani ben Long Runner varken Long Runner diyeceğim. Yani bu rakipleri öyle de böyle de geçebiliyor bir şekilde. Yani hani nasıl geçilirden ziyade ne olursa hani veya benzer şekilde hani bence de binicisi çok bariz bir hata yaparsa ki ben hani 5 hatta 6 hatta da kapanacak olacağını düşünmüyorum Gökhan'ın. Çünkü bazen bu atın böyle aralardan çıkma gibi böyle bir şey var. Belki de onu istediği için böyle oluyor ama çok bariz bir hata olmazsa kendi adıma Long Runner günün limanı olarak değerlendireceğim fit görüntüsüyle. Tabii yıkılırsa altlı gayan evet. Sen onun için söylüyorsun. Onu düşünen yarışseverler varsa diye. Bir de şöyle bir detay var. Hani bir yarış önce 1600'de kazandı ama o gün yarış inanılmaz süratli gitmişti. Evet. Süratli giden koşuda o mesafe açığını kapatmıştı Long Runner. Hani bugün aynı hataya düşerler mi düşmezler mi bilmiyorum. Artık o atların ekipleri o kararı verecek ama Long Runner geçilecekse bu mesafede yarışın yavaş gitmesi lazım. Evet. Aksi halde geçilme şansı hiç yok. Ben de oradan kurguladım. Altılı Ganyan'da da biraz yüksek ikramiye denk getirmek evet. istiyorsan bu safkanı yıkacaksın. Muhtemelen %60 falan çıkacaktır AGF'de. 67 idi herhalde. 67 mi? Yani. Onun üstünde çok fazla konuşmaya gerek yok. 75 olmuş. 75. Yani. 75. İkinci sırada Kuzey Kafkasyalı %7. Üçüncü sırada Yamanlar Bey'i %6. Şarpa yine 6 küsür. Sonra Ulan Bator %2. Order of the Rose bile %1,5 ki son koştu. 5 yarışın 3'ünü kazanmış evet. bir at. Bakalım gidişatı çok merak ediyorum. Domine ediyor herhalde JMS'yonu şey. Long Runner. Evet. Gerçi az önce majör dedim diye hatırlatma gelmiş. Majör yerine daha büyük demek desek daha doğru olur demiş. Olur, bir tane ama izleyelim. Dilimizin evet. şeyi yani sonuçta evet doğru. Ya biraz enternasyonel bir şey açılık yani baktığınızda. Yoksa tabii dikkat etmekte fayda var. Daha öz Türkçe konuşmak için. Evet. Eray var mı ilave? Yok. Yoksa o zaman Tolga'nın dördüncü aya için. Evet dördüncü aya geldiğimizde Maiden bir mücadele. 4 numaralı influencer. Az evvelki koşuda start alan Kıraz Safkan Şarpa'nın anne kardeşi. 4 numaralı influencer benim de favorim. 1 numaralı Baytema'nın son yarışı parlaktı. Sonrasında 3 numaralı Black Oliva, 2 numaralı Bianco, 6 numaralı Opera, 5 numaralı Lion Empire ve son olarak da 8 numaralı Son of Bosporus'u da sürprizde öneriyorum. Günün 4. ayağında 4, 1, 3, 2, 6, 5 ve 8 de bu koşudaki sıralama.
Evet, 4 numaralı influencer orijini itibariyle Şarpa'nın kardeşi olduğunu Tolga Han da söyledi. Ben de bir kez daha altını çizeyim. Bunun dışında ilk yarışına 2-2,5 boy kadar tereddütlü başladı. Dolayısıyla favori olarak çıkmış olduğu koşuda o gün dördüncülüğe razı olmuş bir taydı. Bugün muhtemelen benzer sıkıntıyı yaşamayacak influencer kazanmaya çok yakın. Bu sebeple 4 ve diğerleri olarak ayırıyorum ben. Olur da influencer eksik koşarsa kimler devreye girer? 5 Line Empire, 6 Opera, 1 Baytema, 2 Bianco. Evet. Ben açıkçası öncelikle efendim. Line Empire de evet. Çok akıştı. Öncelikle şansı 6 numaralı Opera'ya veriyorum. Son kursunu çok beğendim. Ve o görüntüsüyle açık söylemek gerekirse son metrelerde yapacağı etkili düzlük sprintiyle netice almaya çok yakın gözüküyor diyebiliriz. 4 numaralı influencer. İlk koşuda çok şeyler bekleniyordu. Tam cevap veremedi ama bugün 6 numaralı Opera'nın en ciddi rakibi olarak 4 numaralı influencer'ı görüyorum. 1 numaralı Baytema. 5 numaralı Line Empire ki arkadaşlarımla demin idman pisti görüntüsünde söyledikleri gibi çok fit ve sağlıklı gözüküyor. Hatta 2 numaralı Bianco. Tayko üstü deyip ben buraya çok at yazacağım diyenler tarafından değerlendirilebilir. 6, 4, 1, 5 ve 2 benim bu ayaktaki sıralamam deyip günün 5. ayağına geçiyoruz. Günün 5. ayağı Grup 2 Büyük Taarruz koşusu. Gazi koşusunun söz sahibi atları. Burada bir araya gelmişler. Veya Gazi koşusu öncesinde ve sonrasında çok konuşulan isimler. Bir tek Gazi şampiyonu Colt'u Victor yok burada. O da muhtemelen Triple Crown'un son ayağı olan Ankara koşusuna daha güçlü, daha enerjik girmek adına orayı bekliyor. 3 numaralı Lord of Game Gazi koşusunda ikinci olurken bu koşudaki rakiplerinin birçoğunu kolay bir şekilde geride bırakmıştı. Bugün de koşunun favorisi olmayı hak ediyor Lord of Game. 2 numaralı Kingsman bence Gazi koşusuna en iyi formuyla, en iyi durumuyla girmedi. Gazi'den sonra biraz daha toparlandıysa ben gerçek Kingsman'i burada izleyip kazanacağını da görebiliriz diye düşünüyorum. Sonrasında o gün nalı düşen 4 numaralı Powerman ve aynı koşunun temposunu belirleyip düzlüğe acaba büyük bir sürprize imza atacak mı endişesiyle çıkan Sozopol diyorum. Endişesi demeyelim de izlenimiyle diyelim. Daha doğru olacaktır. Sozopol'da o koşu öncesinde bir ay kadar bir tedavi görüp istirahat etmişti. Bir aylık bir idmanla Gazi'yi koştu. Bu defa düzenli olarak idmandaki bir Sozopol'un sürprize imza atabileceğini düşünüyorum. O yüzden 3-2-4 ve sürprizde 6 ekrandaki Safkan Sozopol ilave edilsin. Evet, Lord of Game Ankara'daki çıkışını Gazi koşusunda ikincilik elde ederek devam ettirmişti ve bariyer dibini bulmuş olduğu koşularda daha etkili oluyor. Bugün 8 atlı bir koşu muhtemelen oraya bulmakta çok fazla zorlanmayacaktır. Favorim Lord of Game. 2 numaralı Kingsman, 4 numaralı Powerman ve 6 Sozopol. Sozopol'un şöyle bir şansı var. Yarışı koşturduğumuz zaman yani gidişat olarak üstüne gidecek bir rakip gözükmüyor. Dolayısıyla Gazi koşusunda bile son 200'lere kadar gelmişti Tolga'nın hatırlarsan. Doğru. Eksik işlerine rağmen. Bugün mesafe yine 2400. Daha hazır, daha iyi durumda bir Sozopol var. Geçmiş yıllarda Ayeneas ve Avangard'ın yapmış olduğu sürprizi bugün Sozopol yapabilir. Genel puanlamada da oldukça geride kalan bu Safkan'a bir çarpıyı çok görmeyelim. Evet, Kingsman diyeceğim. Son koşuda çeşitli aksilikler yaşamış olmasına rağmen geldi. Tabela içerisindeki yerini buldu bu Safkan ki yaşaman çizikler artık etle tırnak gibi olmuş olan bu Safkan'ın bugün büyük bir terslik olmadığı takdirde potaya yakın olacağı kanaatliyim. 4 malı Powerman. Yine benzer şanssızlığı geçen yarışta yaşadı. Nalı düşmüştü yarış içerisinde biliyorsunuz Gazi'de. Dolayısıyla çok şeyler umut beklerken, vaat etmişken istenen performansı sergileyemedi. Bugün 4 malı Powerman, 2 malı Kingsman'in en ciddi rakibi olarak gözüküyor. 3 numaralı Lord of Game. Bariyer dibini bulduğunda neler yapabildiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da bariyer dibini kolay bulabileceği bir koşu. Bakalım Gazi ikinciliği sonrasındaki Gazi'de bu safkanların tamamını geçti zaten. Çeşitli şanssızlık yaşamış olmasına rağmen diğer isimler. Ama ne olursa olsun bugünün de iddialı isimlerinden biri 3 numaralı Lord of Game olacak. Ben bir değişik isimden bahsedeceğim burada. Evet, Sozopol cazip isim ama şu Atıcı Bey'in de kazandığı koşular böyle çok kolay yarışlar. Şimdi baktığınız zaman
buradaki safkanların çoğu harp görmüş isimler. Çoğu o Gazi öncesinde olsun, Gazi'ye kadar belli mücadelelerde ufak tefek yıpranmalar mutlaka olacaktır. Ama Atıcı Bey'in kazandığı yarışlar farkındaysanız hep böyle az yıpranan, az teşvik gördüğü, hemen şöyle 200 metrelik sprintte potaya ulaştığı koşular. Bugün az yıpranmış bir Atıcı Bey'den buram buram mesafe kokan pedigrisiyle ana hattında da baba hattında da her yer mesafe kokuyor. Bir büyük sürpriz gelebilir. Dolayısıyla benim sıralamam 2-4-3-1 şeklinde olacak günün 5. ayağında dedikten sonra. Atın çok iyi olduğunun bilgisi de geldi Atıcı Bey'in. Evet. Oradaki tek handikap şu olabilir. Orijini itibariyle mesafeye yatkın ama çok. 1900 koşmuş en fazla. Onun üzerinde bir i̇şte yarış yani yok. İyi gelebilirim bak. Şu anda ben gayet de iyi görüyorum. Eşik olarak, fizik olarak falan da çok iyi. Değerlendirilebilir. Cazip bir isim arıyorsak. Çünkü hepsi çok ciddi. Gerek Gazi'de gerek Gazi öncesinde çok ciddi harplerden gelerek bu koşuyu koşuyorlar. Çok Atıcı cool. Bey'in yarışları daha kolay yarışlar. Ama diri bir, dinç bir Atıcı Bey'den bir sürpriz gelir ama şöylesi Kingsman'in de bu kadar fit, beğendim sağlıklı ve pırıl pırıl gözüken bir Kingsman'in de hani kötü koşacağını düşünmek mümkün değil. Çok iyi hazırlanmış. Dolayısıyla bakalım sıralamamız 2-4-3-1 şeklinde en azından benim deyip Türkiye Jockey Kulübü koşusuna geliyoruz. Günün kapanış ayağını oluşturan son koşuda bakalım Tolga Han ve Eray neler söyleyecek. Önemli klasiklerden bir tanesi Grup 1 Türkiye Jockey Kulübü koşusu. Fines geçtiğimiz yıl bu koşunun galibiydi. Bu yılda kupayı Kaya ailesinin müzesine götürebilir. Uyumlu ve usta jockey Selim Kaya idaresinde Fines elbette koşunun favorisi. Ancak 3 numaralı Mr. Görkem'den ben bugün çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Sonrasında 2 numaralı Hasafet koşunun temposunu tayin edecek. Fines'ten o presi erken görmezse, düz diye kendisini böyle 2-3 böyle atarsa bence Hasafet de bitirebilir. Sonrasında 4 numaralı Scott Leo son startında gereksiz şekilde tempoyu verdi ve tabela dışı kaldı o gün için. Bugün kendi stilinde koşup bekleme yaparsa Scott Leo da gerçek kumaşını ortaya koyabilir. 1 favori, 3 ilk rakibi, 2 ve 4 numaralı isimlerde koşunun olmazsa olmazları. Evet, uzun mesafeli koşular dendiği zaman akla 2 isim geliyor. Biri long runner, o yokken de biz jenerasyonun en iyisi olarak Fines'i lanse ediyorduk. Ve baktığımız zaman da Fines İstanbul pistinde 2400 mesafesinde son 4 yarıştır geçilmiyor. Evet. Ve ezeli rakibi long runner'ın da başka bir koşuyu tercihlediği mücadelede bence Fines'in bu rakipleri geçmesi en normal sonuç olur. Ben banko tercihimi son ayağa bıraktım ve 1 numaralı Fines'i günün bankosu olarak önerdim. Evet, pekala. O zaman hemen günün son ayağında ben de görüşümü paylaşayım. Fines, hani koştuğu yarışlarda rakibe göre koşan, rakibe göre hareket eden ve bugün de büyük bir terslik, büyük bir aksilik olmadığı takdirde koşuyu kazanıp Selim Kaya'ya da 7. Jockey Kulüp birincini getirmesini beklediğim isim. Çok büyük bir terslik olmazsa kazanır kanaatindeyim. Ben bugün ciddi rakip olarak son koşusunda açıkçası farklı bir taktik deneyince etkisiz kaldığını düşünüyorum. Ekranlarda izlediğiniz Scott Leo olmasını bekliyorum ki. Bugün böyle iyi bir bekleme yarışı yaparak son metrelerde Kocakaya'nın da Gökhan Kocakaya'nın da stiline çok uygun atlardan biri olacağı kanaatindeyim Scott Leo'nun. Böyle 400'e kadar o bizim Gazi zamanında hep o şekilde kazanıyordu ya, dışarıdan Scott tren gibi geliyor, gibi gelip geçiyorduk. Son koşuda tempo yaptı, anlayamadık hiçbirimiz hiçbir şey. Bugün stiline çok uygun Kocakaya'nın. Hani Fines'i bir anda gelip avrayabilir. İkili mücadeleye girerse belki zor ama gelip bir anda son metrelerde gelip geçebilir. Böylesi bir sürprize imza atabilir. Dolayısıyla eğer at yazacaksak 4 malı Scott Leo ki bence görüntü olarak da çok çok iyi gözüküyor. Fines'in, 1 malı Fines'in en ciddi rakibi olur kanaatliyim. Ben kendi kupanıma 1-4 geçmeyi planlıyorum bu ayakta. Evet. Var mı ilaveler? Tahminleri bitirdik. Güzel bir program var İstanbul'da. Evet. Gönül isterdi ki bu yarışları böyle seyircili izleyelim ama maalesef öyle bir şansımız yok. İnşallah bu sene sonunda bu illeti atarız üzerimizden ve rahat rahat yarışlarımızı izleriz. Evet, ben de açıkçası seninle hemfikirim. Keşke şu güzel yarışları, bu güzel koşuları bizzat yerinde İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda canlı canlı izleyebilseydik. Evet, programımızın sonuna geldik. Bugün biraz erken veda edeceğiz sizlere. Zira hem Diyarbakır yarışları, ardından İstanbul heyecanı, hemen gecesinde yarış heyecanı nerede devam edecek? İzmir. İzmir Şirinyer Hipodromu'nda devam edecek.
bu heyecanı size ortak edelim istedik. Bu haftalık biz veda ediyoruz sizlere ama önümüzdeki hafta eğer alacak nefesimiz varsa cumartesi günü yine sizlerle birlikte olmayı umut ve ümit ediyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar. Sağlık, huzur, şans, mutluluk sizlerle ve tabii ki sevdiklerinizle olsun dedikten sonra sözü kapanış için önce sevgili Tolga'na ardından da sevgili Eray'a bırakıp bu haftalık huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bu hafta da bizi yalnız bırakmayan bütün dostlara sonsuz teşekkürler. Haftaya inşallah yine cumartesi günü Tai TV'de buluşmayı umut ediyoruz. Hoşçakalın. Evet, bir hafta sonunda maalesef sonuna geldik. Bütün dostlara sonsuz sevgi ve selamlar. Haftaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.